Tekrar merhaba sevgili konuklar ve meslektaşlarım. Öğleden sonraki oturumda panelde bugünü tamamlayacağız. Bugün panelimizde 3-4 tane konuşmacımız bizimle bilgilerini paylaşacaklar. Ben sırasıyla isimlerini okuyacağım ve misafirlerimizi köşeye çağıracağım. Gülsüm Nilay Teker, Setaş firmasından Gülsüm Hanım. Arif Günal Bey, enerji danışmanı, buyurun Arif'i. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan Özgür Madaş Bey, buyurun. Ve Bakanlık'tan Oğuzhan Oğuz Bey, buyurun efendim. Ne kadar teknoloji çağında olsak da yarısı basılı, yarısı dijital olunca özür dileyerek hemen şurayı açıyorum. Şimdi bugünkü panelimizde sevgili arkadaşlar, sırasıyla önce Oğuzhan Bey ile başlayacak, öyle konuşmuştuk değil mi? Oğuzhan Bey'i ben sunumunu bizimle paylaşmak üzere kürsüye alacağım. Öncesinde kısaca size Oğuzhan Bey'i tanıtmak istiyorum. Bizlerin arasında oldukça genç bir arkadaşımız. 2018 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun. Elektrik elektronik mühendisi. 3 yıla yakın bir otomasyon konusunda sahada mühendislik yaptıktan sonra 2022 yılında da çok yeni olarak bakanlığımızda görev almaya başlamış. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi'nde uzman olarak görev yapıyor. Oğuzhan Bey, söz sizin. Öncelikle merhaba. Bugün enerji performans sözleşmeleri hakkında ben size biraz bilgi vereceğim. Mevzuat hakkında biraz bilgi vereceğim. Enerji performans sözleşmeleri, enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji projeleri sayesinde elde edilen maliyetteki azalmaları kullanarak bu tür projeleri finanse edebilmek için sermaye oluşturmayı sağlayan bir finansman yöntemi. Yani normalde aslında bir finansman yöntemi. Bir örnek vererek açıklarsam daha doğru olur muhtemelen. Mesela bizim bir binamız var. Yıllık enerji gideri 100 bin lira. Bu enerji giderinin içinde tabii elektrik var, doğalgaz var, fuel oil var. Pek çok şey olabilir. Hepsinin toplamını ele alıyoruz biz. Bir firmaya biz EDS'e ile ihale veriyoruz. Sonuçta 20 bin lira bir maliyette azaltma oluyor. Biz bu 20 bin liraya sözleşme boyunca mesela 5 yıl olabilir, 10 yıl olabilir, maksimum 15 yıla kadar bu 20 bin lirayı o firmaya veriyoruz. Sözleşmeden sonra ise bu maliyetteki azalmalar bize kalıyor. Yani binamıza kalmış oluyor. Yani cebimizden para çıkmadan biz bu projeleri yaptırmış oluyoruz. Zaten bu şeyde de grafikte belirtilmiş. Şurası bizim sözleşme öncesi enerji maliyetimiz. Tabii birazcık enflasyon oranı da artıyor burası. Uygulama başlangıcından sözleşme sonuna kadar şu kısmı biz şeye veriyoruz. Bu işi yapan firmaya veriyoruz. Şurası ise bizim karımız olmuş oluyor. EPS sonrası, sözleşme sonu sonrası bizim karımız olmuş oluyor. Farklı ülkelerde uygulamalar var. Arpo bildiğinde tabii ki uygulanıyor. 2.4 milyar euro civarında bir esko pazarı var. Avusturya'da genelde sokak aydınlatmalarını kullanılıyor. Almanya'da genelde %75'i kamu sektörü tarafından kullanılıyor. Şimdi sanayi çok büyük olduğu için genelde sanayide kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine yaklaşık %82'si kamu sektörü tarafından kullanılıyor. Bakanlığımız tarafından yaptırılan enerji verimliliği tüplerinde kamu binalarında yaklaşık %40'lara varan hasar potansiyeli tespit edilmiştir. Bu da çok büyük bir potansiyel. Yani EPS'ler ülkemizde aslında uygulanabilir. Çok da yararlı olur. Söz konusu potansiyelin hayata geçirme hızı çok düşük. Genel olarak gerekçesi, ödenek sıkıntısı, teknik yetersizlik, yani ülkemizin şu anda bulunduğu mali açıdan güç durumlar, işte enflasyon yüksek olması. Bunun için şu anda çok istenilen hızla uygulanamıyor.
Dünya Bankası GFC konusunda hazırlanan kapı binaları için piyasa değerlendirme raporuna göre EPC piyasası için uygulanabilir toplam enerji tasarruf potansiyeli 360 ile 480 milyon TL arasında bunlar belirlenmiş. EPC için uygulanabilecek alanlar genelde binalar için uygulanmaya çalışılıyor. Her türlü enerji verimli yöntemi, işte kojenerasyon, trijenerasyon her türlü uygulama olabilir. Ulaştırmada yüksek enerji, yüksek verimli araç temini olur. İşte trenlerin, metroların verimliliğinin arttırılması olabilir. Elektrik üretim santrallerinde olabilir. Yüksek verimli türbinler, jeneratör kullanımları. TEMSA'nın zaten bu konularda şeyleri var, projeleri var. Sokak aydınlatmaları da led dönüşümü olabilir ya da aklınıza gelebilecek her türlü yerde kullanabilir yani enerji verimliliğinin olduğu her yerde. Tabii enerji verimliliğinin EPS'de uygulanabilmesi için öncelikle kanunda bir değişiklik yapılması gerekiyordu. Tanımda bu eklenmiş enerji verimliliği kanununa. Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarrufla ödenmesine dayanan sözleşmeyi diye buraya tanımlanmış. Çünkü enerji verimliliği kanununa tanımlanmasa bunu yapamıyoruz, uygulayamıyoruz. İşte başka ek maddeler var. En fazla 15 yılı aşmayan yaygın, yıllara yaygın yükleme ile geliştirebilir diyor. Kamu ihale kanunu hükümlerine tabi değildir. Önemli olan bir nokta da şey, yıllık yapılacak ödemelerin toplamı garanti edilen yıllık tasarruf miktarına karşılık olamaz. Yani bu tutarı aşamaz. Yoksa zaten EPS'de yapılmasının bir anlamı kalmamış oluyor. En üstte tabii ki enerji verimliliği kanunu var. Bundan sonra 2020 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na tebliğ düzenleme yetkisi veriliyor. Bunun üzerine de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na tebliğ düzenliyor. Ayrıntıları burada belirtiyor. İşte etüt raporu formatı, şartname taslağı, enerji performans sözleşmeleri taslağı her şey burada belirtilmiş. Nasıl işliyor bu EPS? Onu anlatayım ben size. Öncelikle enerji verimliliği etütü yapılıyor. Etüt zaten sabah ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Neler yapılıyor? Önlemler burada belirleniyor. İkincisi olarak kamu kurumu ihaleye çıkıyor. Yatırım bedeli en az 2 milyon TL olması öngörülüyor. Yani şu anda mevzuatta bu şekilde ama değiştirilme ihtimali var. Asgari geçerli iki teklif olması gerekiyor. En yüksek net bugünkü değer hesabına göre ihale o firmaya veriliyor. Yani kamu binası bugünkü değerde en yüksek karı hangisi, hangi ihaleyi sağlıyor ona veriliyor. Daha sonra uygulama dönemi boyunca binaya yatırımlar yapılıyor. Süresi şartnamede tanımlanıyor tabii ki. Daha sonra uygulama kontrolü de kabulü var. Bunu kontrol komisyonu yapıyor. Mühendislerden oluşan bir komisyon. İşte şartnamaya uygun mu değil mi, neler yapılmış ya da neler hatalı yapılmış bunlar belirleniyor. Her şey tamamsa izleme dönemine geçiliyor. 12 aylık dönemler boyunca tasarruf yapılıyor mu, yapılmamış mı ya da ne kadar yapılmış bunlar izleniyor. Tasarruf doğrulama raporu oluşturuluyor. Garanti edilen tasarruf doğrulama raporu garanti edilen en az %70'in olması zorunlu. %70'i olmazsa ölçme doğrulama uzmanına başvurulabiliyor. Yani neden %70 oldu ya da olmadı. Mesela kış mevsimi ağır geçmiş olabilir, başka şartlar olmuş olabilir. Anlaşılıyorsa bir soru yok. Para yine ödeniyor. Mahsuplaşma yapılıyor ama anlaşılamazsa mahkeme yoluna kadar gidilebiliyor. Ama %70 bizim burada sınırımız yani. Tebliğ de bizim genel çerçevemiz var. Amacımız işte etüt raporlarının hazırlanması, ihale hazırlıklarının yapılması, tekliflerin alınması, bütün aşamalar burada teker teker sıralanmış. En sona doğrulama, tasarruf doğrulama raporu var. Temel ilkelerde en az yatırım bedeli 2 milyon TL olacak şekilde ayarlanmış. Toplam tüketimin en az %10'u herhangi bir alandaki tüketiminde en az %20'si tasarruf edilmesi gerekiyor. Basit geri ödeme süresi 2 yıldan az olamaz. 2 yıldan daha fazla olabiliyor. Etütleri kimler yapıyor? Etüt proje sertifikalı personel ya da EVD şirketleri yapabiliyor. Onun dışında ihale usulü kapalı teklif usulüne göre yapılıyor.
İstekli olabilecek şirketler ölçme zorlama uzmanı çalıştırmak zorunda ya da ölçme zorlama uzmanı olan EVD'lerde iş ortaklığı yapmak zorunda. Çünkü ölçme zorlama ileride daha sıkıntı olabiliyor. Bu işi önceden çözmek için böyle bir şey istenmiş. Teklifler en az 90 gün içeride oluyor. İstekler genellikle görürse yerine inceleme yapabiliyorlar. Etüt raporuna eksiklik görebiliyorlar ya da kendileri tekrar etüt raporu hazırlayabiliyorlar. Tekliflerin değerlendirmesinde ise en önemli olan şey en yüksek NBV'ye yani net bugünkü değere sahip olan teklif uygun görülüyor. İşin kabulü ise yine uygulama kontrol komisyonu yapıyor. Burada mühendisler gidiyor bakıyor. İş doğru yapılmış mı, şartname nedir ona göre. En sonunda ise tasarruf doğrulama raporu hazırlanıyor. Burada örnek bir zaman planı var. Burada her şey ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. Etüt yaptırma kararından en son işte mahsuplaşmaya kadar her şey burada belirlenmiş. Şartname içeriğinde 37 kalem var. Yine bakanlığımızın tebliğine bunlar belirlenmiş. İdareye ilişkin bilgiler, amaç, kapsam, geçici teminat, bütün konular burada belirlenmiş yani. Örnek bir mali teklif formu var. Yine bakanlığımızın sayfasında. Burada en önemli şey örnek bir net bugünkü değer tablosu var. 0. yıl uygulama yılımız. Teçhizatlarda da belirli ömürleri var. Ama burada ekipman ömrünü biz en fazla 20 yıl olarak alabiliyoruz. Yani 20 yıl daha fazla alamıyoruz. Burada örnek bir şekilde doldurulmuş bir binada 3 tane yatırım yapılmış, ısı yalıtımı, aydınlatma ve motor değişimi. Firma bunları yapmak için 10 yıl vadeyle %2 faiz oranıyla bir kredi kullanmış. Toplam maliyet 4 milyon 700 bin lira. Tabii bir de işte %10 kar koymuş, toplam maliyeti 4 milyon 700 bin lira. Yatırımın ömrü olarak ısı yalıtımı 20 yıl, aydınlatma 5 yıl, motor değişimi, motor ömrü ise 8 yıl olarak belirlenmiş. Ayrıca yıllık işletme ve bakım maliyetleri var. Bunlar da yıllık olarak toplam 1000 lira olarak belirlenmiş. İhale veren şirket sözleşme süresini 10,5 yıl olarak kendisi ayarlamış. Yani bu süreyi zaten kendisi ayarlıyor. Ve bu EPS'lerde enflasyon oranını belirleyebiliyoruz. Son 15 yıllık enflasyon oranı %15 olduğu için burada mesela %15 olarak belirlenmiş. Ya da EPDK'nın yıllık enerji fiyatları açısından da bunu belirleyebiliyoruz. Basit geri ödeme süresini mesela burada 5,4 yıl olarak hesaplamış. Yıllık tasarrufumuz çünkü 265 bin lira bugünkü değer açısından. İlk yatırım maliyeti ise 1 milyon 425 bin lira olduğu için 5,4 yıl olarak bunu hesaplayabiliyoruz. Tekrarlayan yatırım maliyetlerimiz 900 bin lira. Bunlar neler? Aydınlatma ömrü 5 yıl olduğu için İki kere daha aydınlatma değişecek. Motor değişimi bir kere daha yapılacak bu 10,5 yıl içinde. Bu şekilde yapılmış. Aşağıdaki tabloda ise 0. yılda 4 milyon 700 bin lira yazıyoruz. Toplam maliyetimiz bizim çünkü. İlk 11 yıl boyunca bu tasarruf miktarı şeye verilecek. Yapan firmaya verilecek. %15 tasarruf oranı miktarında biz bunları arttırıyoruz. İlk yıl 265 bin lira, ikinci yıl 115 koyuyoruz, üçüncü yıl 115 koyarak bu şekilde geliyoruz. 11. yıl 1 milyon 72 bin liraymış. Bizim firmaya vereceğimiz tasarruftan miktar. Firmaya vereceğimiz toplam ödeme 6 milyon 452 bin lira oluyor. Onun dışında 12. yıldan itibaren bu tasarruf artık bize kalmış oluyor. Ama aynı zamanda bizim işletme ve bakım maliyetlerimiz var. Motor değişimi ve aydınlatma değişimimiz yine bize ait olmuş oluyor. Yani kamu binası sahip olmuş oluyor. İdareye faydaysa, idareye faydaysa tasarruftan bu masrafları biz çıkarıyoruz. Şu kısım idareye fayda kısmı oluyor. Bu kısmı da geriye doğru %15 enflasyon miktarı oranında azaltmış oluyoruz ve bugünkü değeri hesaplıyoruz. Yani 12. yılda 391 bin lira bizim bugünkü değer açısından bir faydamız var. 13. 14. bu şekilde gidiyoruz ve toplamda 20 yılın sonunda idareye faydanın net bugünkü değeri 4 milyon 26 bin lira.
Bu değer ne kadar yüksek olursa ihale o firmaya veriliyor. Yani ihale değerlendirilirse kime vereceği konusunda bu değere bakılıyor. Tabii şartlanmaya her şey sağlanırsa. Bir de sözleşme içeriği var burada. 27 madde olarak burada belirlenmiş, bakanlık belirlenmiş. Sözleşmenin tarafları, projeleri, değişiklik, uygulama bölümü, hepsi bunlar sözleşmenin içeriğinde belirlenmesi gerekiyor. İdareyle yüklenici firma arasında bunlar görüştüğü gerekirse. Benim sunumum bu kadar. Burada benim bakanlığın hazırladığı bir video var. Enerji performans sözleşmeleriyle ilgili. Buna da bakanlığın sarkasına yine ulaşabilirsiniz. Orada da aynı şekilde anlatıyor. Anlattıklarının aynısını anlatıyor. İleride buna da bakabilirsiniz lazım olursa yani. Ben teşekkür ediyorum. Oğuzhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu zamanı da çok verimli kullandı. Çünkü ben baştan söylemeyi unuttum ama konuşmacılarımızın yaklaşık 15-20 dakika ilk turda konuşmalarından sonra gelen sorulara göre yine bir 5-10 dakika gelen soruları açıklamak için ekstra süre vereceğiz herkese. Şimdi Nilay Hanım'a alıyoruz kürsüye. Hemen Nilay Hanım'ın da özgeçmişini sizinle paylaşıyorum. 2001 yılında Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olup daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde MBA'yı yapmıştı. Sanayi Ekip Proje Uzmanlığı, Bina Ekip Proje Uzmanlığı, Ölçme Değerlendirme Uzmanlığı, EKB Uzman Eğiticisi ve ISO 50.000'de denetçisi şeklinde birçok bu alanda sertifikaya sahip bir arkadaşımızdı. 2002 yılından bu yana da Setaş Enerji Şirketi'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Buyurun. Ben öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü enerji önemli, dünyamız, ülkemiz ve geleceğimiz açısından çok önemli. Ve sizleri burada bunu zaman ayırdığınızı görmek beni çok mutlu ediyor. Bizim için geleceğimizin önemli olduğu bir noktada enerji verimliliği önlemlerini hayata geçirebilmemiz için gerekli olan enerji performans sözleşmeleri hakkındaki panelimizi başlıyoruz. Ve bu panelde ben sizlere enerji performans sözleşmesini planlarken neler yapmamız gerektiği hakkında bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle enerji tüplerini yapmaktan başlayacağız. Enerji tüplerini yaparken ilk yaptığımız şey sabahki arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi enerji tüketimlerini analiz etmek. Enerji tüketimlerini analiz ederken öncelikle bir yıllık geçmişe dönüp bir yıllık enerji tüketimlerimizi alıyoruz ve bunları dikey olarak incelemeye sunuyoruz. Bu iki incelemede bir işletmemizde fabrikamız olabilir, binamız olabilir, hastanemiz olabilir. Bunların enerji tüketim türlerini buluyoruz. %50 elektrik kullanmış, %20 doğalgaz kullanmış, %30 kömür kullanmış gibi bunları bölümlendiriyoruz. Ve böylece dikey olarak nasıl bir enerji tüketimi analizi olduğunu görebiliyoruz. Daha sonra yatay incelemeye geçiyoruz. Yatay incelemede ise işletmemizin geçmişe dönük 3 yıllık ya da 5 yıllık ne kadar veya elde edebiliyorsak bu dönemdeki enerji tüketimlerinin ne şekilde değiştiğini, işletmemiz iyiye doğru mu ilerlemiş yoksa kötüye doğru mu ilerlemiş, yapabileceği bir şeyler var mı da bunları görmek için analizlerimizi yapıyoruz. Daha sonra da işletmemizdeki eğer bir işletmemiz sanayi ise üretim bilgilerini alıp eğer binaysa doluluk oranları olabilir, üretim binasıysa buradaki öğrenci sayıları olabilir, giriş çıkış kişi sayısı olabilir, bu tarz sayıları alarak term analizlerini dönüştürerek bir matematiksel model oluşturuyoruz. Daha sonra bizler mühendis olarak sahaya çıkıyoruz. Sahada tabii ki de çeşitli ölçümler yapıyoruz. Sabahleyin arkadaşlarım çok güzel detaylı olarak anlattılar. O yüzden bir tek anlatmak istemeyeceğim. Ama şöyle bir şey var ki, bizim esas amacımız sahaya çıktığımızda oranın enerji verimliliği açısından bakabilmek. Hepimiz farklı yerlerde çalışıyoruz, hepimiz farklı yerlerde farklı şeyler görüyoruz, hepimizin birçok bakış açısı var ama ilk önemli olan fabrikamızdaki işleyişi. Fabrikanın durmaması gerekiyor. Ya da binamızda o binada kesinlikle soğutmalı ya da havalandırma sisteminin kesilmemesi gerekiyor. Buna birinci önceliğimiz oluyor. Ama biz sahaya geldiğimiz zaman bizim birinci önceliğimiz enerji verimliliği. Evet,
mesela hastane ise oradaki havalandırma kesinlikle bozulmaması lazım, soğutma kesinlikle bozulmaması lazım. Ama aynı zamanda bu işlemle daha verimli nasıl yapabiliriz onların bulunması lazım. Örneğin bir kazanımız var, orada kazanımız çalışıyor ama baca kazından ısı atığımız var. O zaman bu ısı atığı nasıl elde edebiliriz? Onu ölçmeye çalışıyoruz. Ya da bir basınçlı havamız var, sanayi işletmesindeyiz. Basınç havaya evet ihtiyacımız var ama acaba gerçekten 5 tane kompresör ihtiyacımız var. Şu kompresörle bu işi yapamaz mıyız? Bunların araştırması için uğraşıyoruz, bunlar için buradayız, bunlar için çalışıyoruz hep beraber. Sahaya çıktık, ölçümlerimizi aldık, sonra geri geliyoruz ve bu ölçümlerde neler var, eksiklerimizi buluyoruz hesaplamalarımızı yaparken. Eksiklerimizi bulduktan sonra bunları daha iyi neler yapabiliriz diye çalışmalarımıza başlıyoruz. Yeni bir teknoloji olabilir veya zaten bilinen bir teknolojiyi bizim işletmemize getirmemiz gerekebilir. Bu tarz işletmeler için maliyetleri alıyoruz iyileştirmeler için ve bunların basit bir ödeme sürelerini buluyoruz. Bu ne demektir? Bir iyileştirmenin bir yıllık kazancının maliyeti tamamladığı, maliyetin bir yıllık kazancımıza böldüğümüzdeki bir geri ödeme süresidir. Daha sonra bizim bir paramız var ve bu parayı bu işe yatıracağız. O zaman bunun bir zaman değeri vardır diyoruz ve bu zaman değerini elde edebilmek, ne kadar para kazanıyoruz bu işten, ne kadar kazancımız var bunu görebilmek için de bu büyük değer hesaplamalarını yapıyoruz. Daha sonra da bu parayı kenara koysaydık ne olurdu ve bu projede ne kadar kazanıyoruzdu hesaplayabilmek için iç kârlılık oranlarına bakarak işletmemizin değerlendirme tablosunu çıkartabiliyoruz. Esas yapmaya çalıştığımız etütlerdeki son noktamız bu noktada. Bu noktada tüm iyileştirmelerimizi tek tek görebiliyoruz. Bu tablomuzda iyileştirmelerimizin hangi türde tüketimlerle olduğu, daha sonra ne kadar iyileştirme, bu iyileştirmede bir yıllık ne kadar kazanç sağlayacağımızı, bunun bizim maliyet olarak ne kadar geri getireceğini ve karbonhidrat olarak dünyaya ne kadar daha az karbon salacağımızı hesaplıyoruz. Daha sonra da iyileştirmemizin bize maliyeti nedir? İşletmemiz bunun için ne kadar bir bedel ödeyecek onu bir hesaplıyoruz. Ve basit geri ödeme süresi hiç karbonhidratı net bölümlerle koyarak bu uygulamanın zorluk kolaylık derecelerini mesela karşılıklı görüşe bunlar genelde olabiliyor. Bunları da ekleyip en sonunda bunun ne kadar olamayacağını çıkartıyoruz. Şu anda mesela ekonomik ömür var en sondaki gördüğümüz. Ekonomik ömürde işletmemizde büyük değişiklik yapacağız. Örneğin raca gazı atık, raca gazı için ekonomizer koyacağız. O zaman ne yapıyoruz? Bu ekonomizer orada ne kadar çalışır? 5 yıl mı, 10 yıl mı, 25 yıl mı? Bunlara göre de bu net bugünkü değerler ve iç kârlılık oranları değişiyor. Böylece birinci adımımız olan hangi iyileştirmeyi yapmamız gerekiyor? Bizim için önemli olan nedir? Ve bizim ne kadar hızlı nakite dönüşebiliyoruz ya da ne kadar çok karbonhidrat kazanıyoruz bu işten? Bizim için en önemlilerimiz hangisi? İşletmemizde hangisini yapmamız gerekiyor? Benim planım 15 tane enerji verimli ama bunu öncelikle hangisine başlayacağımı karar verip oradan devam ediyorum. Sonra ikinci adımımız var. Enerji performans sözleşmesi yapabilmemiz için ölçme doğrulama. Ölçme doğrulama dediğimiz zaman enerji verimli önlemleriyle ilgili olarak genelde kullanılıyor. Planlama, ölçme, veri toplama, analiz etme, enerji tasarrufu, raporlama ve bu tür faaliyetlerin hepsini içeren bir süreç. Bu süreçte bu sistemi kurabilmemiz için öncelikle referans dönemi oluşturmamız gerekiyor. Referans dönemi dediğimizde işletmemizin geriye dönük 3 yıllık olabilir, 5 yıllık olabilir. Pandemi dönemi varsa ondan önceki yılı seçebiliriz. Bir süreci analiz ediyoruz. Örneğin bir hastanemiz var. Bu hastanemiz Antalya'da da olabilir, Erzurum'da da olabilir. Eğer hastanemiz Antalya'daysa soğutma bizim için önemlidir. Bunun için çalışmamız gerekiyor. O noktada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Eğer hastanemiz Erzurum'daysa o zaman ısıtma sistemleri bizim için daha önemlidir. Oralarda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve buradaki ısıtma derece günlerle de neler yapmamız gerektiğini, nasıl bir şey değişeceğini, bu yılda gelecek yıl arasındaki harcayacağımız doğalgazın nasıl değişeceğini tek tek görebiliyoruz. Daha sonra tüm varsayımlarımızı ve veri kaynaklarımızı mutlaka belgelendirmemiz gerekiyor. Gerçekleştirilen mühendislik analizlerinin ayrıntılarını ve ayarlamalarını önceden belirlememiz ve raporumuzu mutlaka eklememiz gerekiyor. Enerji tasarrufunun nasıl hesaplanacağını,
ve enerji maliyetlerini nasıl tespit edileceğini, nereden alıyoruz bu enerji maliyetlerini, bunları tek tek yazacağız ve ortamımızda bunlar mutlaka önceden bulunacak. Talep edilen herhangi bir işletme veya bakım maliyeti var mıdır? Biraz önce bahsettiğimiz gibi mesela soğutma sistemimiz var ve bunun iki ya da bir bakımının yapılması gerekiyor. Bu raporda mutlaka olması lazım bu gibi. Referans dönemimizde belirledikten sonra ikinci önemli adımımızı atmış oluyoruz ve bir referans dönemimiz oluyor. Bunun üzerine biz devam ediyoruz. Bu raporumuz, ölçü değerlendirme raporumuz aynı zamanda hangi ölçü cihazlarını sağlayacağını da orada bulunduracağımızı da içermesi gerekir. İyileştirme ödevlerinin bütçelerini, enerji tasarruflarının ayrıntılarını mutlaka burada yazmamız gerekiyor tekrardan. Denetimleri nasıl yapacağız? Ölçümleri nasıl yapacağız? Analizleri ya da müşteri proje kabullerini nasıl yapacağız? Doğrulama faaliyetleri yapmamız gerektiği için bunların hangi adımlarda, hangi şekilde ve ne zamanlarda yapacağız? Hangi sıklıkta yapacağız? Bunların her biri ölçü doğrulamaya konu mutlaka olması gereken kriterlerdir. Referans çizgisini oluşturduk. Daha sonra raporlama döneminde yine aynı matematiksel modelleri kullanıyoruz. O yüzden eğer ilk oluşturduğumuz matematiksel modelde detaylarımız yeterli değilse, yani yeterli doğruya ulaşamadıysa bunu bir ayarlama katsayıları kullanmaya başlıyoruz. Bu normalde mesela bir kazanla ilgili, doğalgazla ilgili de ısınma derece gibi ne kullanıyorsunuz bu referansı ayarlarken matematiksel modelimizi, ama aynı zamanda hastanedeki doğrultuları da buna etkiliyordu. O zaman yan bir ayarlama katsayımız vardı. Bunları da mutlaka önceden belirteceğiz ki daha sonraki raporlarımızda bunlarla karşılaştırabilirim. Aynı mantıkla, aynı şekilde, aynı mühendislik hesaplarıyla ileri devam edebilirim. Ve ölçüm sınırını belirlememiz her zaman çok önemli ve ölçme doğrulama seçeneğini nasıl seçeceğimiz önemli. Ölçme doğrulama seçeneğini seçmemiz. Bu bizim için çok önemli olan bir konu. Şöyle ki, işletmemizdeki iyileştirmeyi tek bir yerden mi yapacağız, yoksa tüm binayı kapsayan bir şey mi yapmak istiyoruz? Bunu belirlememiz gerekiyor. Bunu neden belirlememiz gerekiyor? Yani ya hepsini ben opsiyonciyden yapan diyebilirsiniz. Ben tüm sistemi kapsasını istiyorum diyebilirsiniz. Ama bu dediğimiz zaman bunun bir maliyeti var. Çünkü ölçü maliyetlidir arkadaşlar. Bu ölçü maliyetini de bu hesabın içine katmamız gerekiyor. Bundan dolayı bizim yaptığımız, bizim mühendisler olarak yapmamız gereken doğru şeyi seçmemiz ve doğru yerden kullanmamız. Aynı zamanda da mesela küçük bir iyileştirme yapıyoruz. Örneğin sadece aydınlatma değiştirme yapıyoruz. Ama bu binamızda hem ısıtma var, hem soğutma var, hem aydınlatma var, motorlar var. Çok büyük bir tüketim içerisinde küçük bir tüketimdeki bir iyileştirme. Daha sonra siz doğrulamaya çalışırsanız bu arada kaybolacaktır. Çünkü mutlaka arada oynamalar olacaktır. O yüzden eğer %10'dan daha düşük, tüm tüketimi %10'dan daha düşük bir iyileştirme yapmaya niyetlenirsiniz, o zaman mutlaka bölümsel iyileştirmelere, opsiyonlara geçmemiz gerekiyor. Bu noktada opsiyon A, hemen bir parametre ölçümüyle yapılacak bir iyileştirmedir. Örneğin armatür değişimi yapacağız. Armatür değişimi yaparken biz ne yapıyoruz? Bu armatür kaç saat burada çalışacak bir yıl boyunca diye bir çalışma saati öngörüyoruz. Bunu hep beraber öngörüyoruz. Özellikle de orada çalışan arkadaşlarımızı da bunu rica ediyoruz beraber karşına. Bunu biz öngördükten sonra daha sonra sadece bir güç ölçümü yapıyoruz. Mevcut armatörün güç ölçümü. Daha sonra yerine yenisini aldığınız zaman yenisinin güç ölçümü yaparak aynı çalışma saati üzerinden çarpıp ben burada bu kadar kazanç yaptım diye doğrulama devam edebiliyoruz. Buradaki güzel olan şey maliyette. Çünkü sadece bir güç ölçümü de yapabileceğimiz bir iyileştirmedi. Ama sorun olan şey belirsizlik çalışma saatidir. Çünkü çalışma saatini ya çok fazla seçmiş olabilirsiniz ya da çok düşük bir seçmiş olabilirsiniz. Bu da sizin tüm hesaplarınızı değiştirebilecek bir kriterdi. Yine opsiyon B'yi seçtik. Tüm parametreleri, opsiyon B'yi seçtik. Yine tek bir iyileştirme yapacağız ve biz sadece bunu ölçmek istiyoruz dedik. Ama bu sefer dedik ki sadece güç ölçmeyi de birkaç ölçüm daha yapayım. Örneğin bir kazan değişimi yaptım. Sadece ben bunun ısınma derece günde yapmayayım hesabını. Devi de ölçeyim, sıcaklık da ölçeyim. Tüm parametreleri toplayayım, onunla ilgili yapabileceğim tüm parametreleri. Ama sınırını çizeyim. Sadece belli bir noktada kalayım dediğimizde. O zaman opsiyon B'yi seçiyoruz. Yine maliyetler biraz daha düşüktür tüm binaya göre ama doğruluk oranı opsiyonlardan biraz daha yüksekti. Dedik ki benim bir binam var, bu bir öğretim binası olsun. Bu binada hem dış yalıtım yapayım, hem kazanımda bir değişiklik yapayım. Kazan değiştirirken hesaplara da bir bakayım. Hadi arkadaşlar aydınlatmayı bir elden geçirelim, başladık hızla bu kadar iyileştirmeyi dedik mi? O zaman opsiyon C'ye geçelim de çünkü tüm binayı kapsıyoruz. Opsiyon C'ye geçtiğimizde
tüm bina için anıt peşindeki ölçüm değerleri bizim için önemlidir. Ama tabii bu ölçüm değerlerini nereye göre kıyaslayacağız, nelerle hesaplayacağız, ne kadar ileri gideceğiz? Bunların hepsi belirlenmesi, raporumuzda hepsinin tek tek yazılması ve bu hesapların doğruluk oranlarının maksimum seviyeye çıkacak şekilde de ayarlanması gerekiyor. Burada işte hepimizin mühendisliği konuşmaya başlıyor. Biz nasıl yapacağız, nasıl olacak, nereye gideceğiz diye yol haritamızı belirliyoruz. Elimizde bir binamız yok. Bir bina oluşturuyoruz ama bunun için enerji verimli bir bina istiyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bir simülasyon oluşturmamız gerekiyor. Ya da bir iş sanayimiz var, işletmelerimiz var. Üç tane hat var ama biz farklı bir yeni hat kurmak istiyoruz. O noktada bir enerji verimli yapmak istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Simüle edilmiş opsiyon değeri kullanıyoruz. Opsiyon değeri kullandığımızda bir simülasyon programı çalıştırırız. İstediğiniz bir simülasyon programı. Bu simülasyon programından kazançlarınızı görürsünüz. Buna göre iyileştirmeyi planlarsınız, raporlarsınız ve iyileştirmeye başlarsınız. İyileştirmeye başladınız, bundan bir yıl sonra geçtik, bir yıl sonra ölçümleri yaparsınız. Acaba planladığım simülasyondakini tutturmuş muyum? Tutturdum, ne güzel, çok güzel. Bundan sonraki süreçte opsiyon C'ye dönersiniz. Çünkü artık elinizde bir referans dönem vardı ve sizin karşılaştırabileceğiniz elinizde gerçek veriler vardı. Bu veriler üzerinden devam ederek opsiyon D'yi opsiyon C'ye çevirerek buradan devam ederiz tüm ölçümlerimize. Böylece ne yapıyoruz? Üçüncü adımımız olan opsiyonumuzu da seçiyoruz. Raporumuzu bitirmiş oluyoruz ve uygulama adımlarına geçebiliyoruz. Uygulamaya geçtik. Bir iyileştirmeyle örneğin bina yalıtımı yapmıştık. Binayı yalıttık, sonra devam ettik. Şimdi ne oldu? Üzerinden bir yıl geçti. Bakalım doğrulayalım, bakalım gerçekten hesapladığımız ilk ölçmeden, ilk baştan bu verimliliği yapalım dediğimiz değerlere ulaşabilmiş miyiz? Bunu yapabilmek için kurulum sonrası ölçme değer doğrulama faaliyetlerinin gerçekleşmesi gerekiyor. Uygun ekipman kullanılmış mı? Sisteme doğru kurulmuş mu? Doğru çalışıyor mu? Bunları görmemiz gerekiyor. Ben burada şunu da söylemek istiyorum. İlla siz enerji kaybolma sözleşmesi yapmak zorunda değilsiniz. Bence bu doğrulama işlemlerini veya ölçme doğrulama raporlarını herhangi bir iyileştirmede de yapabilirsiniz. Çünkü bir sistem kurulduğunda gerçekten bu daha sonra istediğiniz gibi çalışıyor mu diye bakmak önemli bir konu. Doğrulama yöntemleri arasında anketler olabilir. Bir yalıtımsa ısınıyor mu ya da kazan değişimi içeride ısınmayı sağlıyorlar mı diye. Denetimler olabilir, noktasal ölçümler mutlaka olmalıdır, kısa süreli ölçümler yine ama daha önce raporda belirttiğimiz ölçümleri tekrarlamak şartıyla mutlaka olmalıdır. Ölçme değerlerini doğrulama raporunda kurulu ekipmanın çalışır durumda olduğundan ve önerilen tasarruf sağladığından emin olmamız önemli. Ve ölçme de doğrulama işletmenin bir devreye alma aracı olarak da dediğim gibi kullanılabiliyor. Ölçme doğrulama raporunun en sonunda biz böyle bir tablo, grafik elde etmek istiyoruz. Bu grafikte ilk 12 aylık dönem kurulumun yapılmadığı dönem olarak varsayalım. Burada bir enerji verimli iyileştirmesi yaptık. Bundan sonra yeşil alanın düştüğü gibi tüketimlerimiz düştü. Gri alandaki alanda bizim kazancımız oldu. Şimdi biz bunu nasıl hesaplayacağız? Gerçekten bu düşüş olmuş mu olmamış mı? Bunu nasıl göreceğiz? Oraya geliyorum. Bu grafiğimizi elde edebilmek için yaptığımız ilk işlem, bina yalıtımı gibi bir sistemle başlayalım. Binayı yalıttık ve kazanda kullanıyoruz. Isı yalıtımı olduğu için direkt doğalgaz üzerinden gidiyoruz. Doğalgaz üzerinden gidiyorsak da tüketim doğalgazı, bunu değiştirdi, ısıtma derece gidiyor dedik. Evet, dediğim gibi biraz önce mesela bu binaysa bu binanın dolu olduğunu da bunu değiştirebilir ama binanın tam dolu olduğunu varsayıyorum ve onun üzerinden devam ediyorum. Bu şekilde doğalgaz tüketimi ısıtma derece günlerle örneğin bu 2020 yılındaki ısıtma derece gün, Erzurum'daki ısıtma derece gün ve doğalgazla beraber bir matematiksel model oluşturuyorum. Bu matematiksel modeli grafiğini dönüştürüyorum. Matematiksel modelini oluşturuyorum. Ve bu şekilde işe başlıyorum. 2020'de start verdik. Kazan değişti. 2021 sonunda tekrardan bakalım acaba bu işe yaramış mı? Daha doğrusu 2022'ye geldim. 2022'de en başından ölçelim bakalım işe yaramış mı diyoruz. 2022 yılında raporlama döneminde aldığımız tüketimler doğalgaz tüketimleri. Aldığımız ısıtma derece günler 2022 Erzurum ısıtma derece günleri olsun. O zaman baseline'daki matematiksel modelle bunları hesapladığımızda tekrar kendimize bir tüketim değerleri çıkıyor. Bu tüketim değerleri
eğer biz iyileştirme yapmasaydık ne olurdu derim. Bu değer ile mevcut tüketimleri çıkarttığımızda da aradaki kazancımızı görebiliyoruz. Ve en sonunda biraz önce gösterdiğim bu grafiğe ulaşıyoruz. Ölçme doğrulamanın en sonunda ulaşmak istediğimiz, bu enerji performansları sonunda da esasla gelmek istediğimiz nokta tam olarak bu nokta. Bu noktaya geldikten sonra da tamamdır, bizim işimiz başarılı bitirdik ve artık yeni projelere geçebiliriz diyebiliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şimdi programımızda üçüncü sırada Adif Bey'i dinleyeceğiz. Adif Bey, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu oldu. Birçok yerli ve yabancı sanayi ve bina enerji verimliliği dikik ve uygulamalarında görev almıştı. Yeşil bina çalışmalarında bulunmuştu. Şu anda kamu ve özel sektörde ESCO EPC uygulamaları enerji izleme ve yönetimi, yenilenebilir enerji ve akıllı şehir projelerini ve danışmanlıklar yapmaktadır. Halen kurucusu olduğu VEN ESCO Bina Enerji Yönetim Danışmanlık Sanayi Ticaret ve AŞ firmasında kurucu genel müdür olarak görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca EYODER, EDİDER kurucu üyesi, EMO'nun, TTMB'nin, EMVE'nin, Şura'nın, bunların hepsinin üyeleri olarak görevlerini sürdürmektedir. Abi Bey'siniz dinliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Benim tabii emoculuğum çok eski. 84 yılında öğrenciyken ben Elektrik Mühendisi dergisini çıkarıyordum. O zamandan beri emocu olmaktan onur ve gurur duyuyorum ve İzmir'in de iki senede bir yaptığı bu etkinliğe katılmaya çalışıyorum. Çünkü çok önemli etkinlikler yapıyor. Ben de önce enerji dönüşümü için böyle bir yol haritası önerilerini yapıyorum. Sonra da ESCO EPS modeli ile ilgili ben bayağı bir çaba gösterdim, uğraştım. 10 yıldan fazla bütün dünyadaki uygulamaları da görme şansım oldu. Türkiye'de biz bu işi niye yapamıyoruz? Yapmamız için ne yapmamız gerekiyor'yu da iyi öğrendim. Çünkü 10 yıldır, 15 yıldır neleri yapamadığımızı da çok fazla olumsuz ve başarısızlık örnekleriyle yaşadığım için artık nasıl yapabiliriz'i de dolaylı olarak öğrendiğim için biraz da onları anlatacağım. Yani ne yaparsak biz bu işi becerebiliriz gibi böyle haddim olmayan, biraz da haddimi aşan şeylerde, önerilerde yapmış olacağım. Ama öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Sabahtan beri güzel şeyler anlatıldı ama biz bütün bunları, bu enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji verimini niye yapmalıyız ve aslında yaptığımız yeterli mi, daha fazla ne yapmalıyız diye bütün dünyada yapılan çalışmalar var ama o çalışmalar ki Avrupa'da ve Amerika'da, bütün dünyada bu çok yoğun, biliyorsunuz iklim krizi ve iklim sonrası dönüşümler hızlandı. Onlar bile diyorlar ki bizim yaptığımız bu 2050 net sıfır ya da 1,5 derecenin tutmak ya da altına inmek için yaptıklarımız yeterli değil. En az 2 katı, 3 katı enerji yoğunluğu, enerji verimini azaltmamız lazım diyorlar. Ki Türkiye'nin halini düşünün, bizim 5 katı, 6 katı daha fazla enerji verimliliği şu anki yaptığımızın ne yapıyorsak, yenilenebilir de en az 2-3 katı ki o son 10 senede çok ciddi bir atılım yaptı Türkiye. Hem bakanlığımız, kamu, hem de özel sektör gerçekten Avrupa'da da ilk 3'e geliyor şu anda. Ama maalesef enerji verimliliğinde bunun hiçbir kısmı yok. Yani sadece yenilenebilire yönelik belediyeler, kamu, aramızda arkadaşlar var, bazılarıyla da çalışıyoruz. Sadece yenilenebilir enerji GES projesi var. Az var, hocam da söyledi. Hep üretmek. Peki o ürettiğimiz 1 megawatt güneşin yarısı da yine projeye gidiyor. Yani biz aslında 1 megawatt güneş yapıyoruz ama aslında 500 kilowatt elektrik üretiyoruz. 500 kilowatt yine boşa gidiyor. Önceliğimizi bütün ülkenin ulusal olarak, hem kamusal hem de özel hem de odalar olarak bizlerin, akademisyen olarak hocam zaten bu işin içinde duayenlerinden, daha yoğun, daha
bu işe hani öncelik yapmamız lazım. Oradan başlamak istiyorum. Çünkü bütün bu rakamlar, şu anki iklim krizi, iklim değişikliği, bugün de yaşıyoruz. Ben dün Bodrum'dan, Ankara'dan buraya geldim. Bodrum'da denize giriyordu insanlar. Ocak ayının ilk haftası. Böyle bir şey yani normal değil. Aslında herkes seviniyor. Aa, hava çok güzel, işte ne güzel falan diye ama aslında böyle değil. Belki 3 ay sonra da su krizi, başka bir problemle karşı karşıya kalacağız. Yani bunları yaşadığımız halde niye bunlara yapmamız gerekenleri yapmıyoruz deyip ben kendi yol haritamı size anlatmaya başlıyorum. Bir kere yani biz mühendisler olarak, şirketler ve kurumlar olarak çuvaldızı ve iğneyi batırmamız lazım. Hep çuvaldızı batırıyoruz. İşte hükümet şunu yapmıyor, devlet bunu yapıyor, bakanlık şöyle yapıyor ya da gidiyoruz işte bir işletmede onlar şöyle oldu, bunlar böyle yaptı, etik yapamadık, iyi analiz yapamadık. Peki oradakiler de mühendis, biz de mühendisiz. Tasarım yapanlar da mühendis, çalıştıranlar, işletmeler de mühendis. Hepimiz aslında suçluyuz bu işlerden. Yani topu atarak kaçamayacağımız bir durumdayız. Onun için öncelikle bütün kurumların, özel kamu, herkesin birçok mevzuat var. Aslında mevzuat eksikliğimiz de yok. Çünkü Avrupa Birliği birebir direktifleri Türkiye'ye geliyor, hemen şey oluyor, tercüme ediliyor ve aynen uygulanıyor. Yani mevzuatsal hiçbir sıkıntı yok. Zaten anlatıldı, bir sürü mevzuat var. Ama sorun bunun yerine getirilmesi ve uygulanması. Bunu hangi belediyemiz, hangi büyük ilk 500'e giren kamu özel sektör yapıyor? Çok soru işareti. Yani bunları yapmadan, kendinizi de sorgulamadan, iğneyi de batırmadan bu işleri yapabilmemiz çok zor. Onun için oradan başlayalım. Ve giderek zaten zorunlu olan bu 50.001, yani çok detaylı anlatılacak zaten. Onu kuralım. Her yerde, 50 metrekarenin üzerinde olan her yerde 10 kişi, 1 kişi, 3 kişi çalışıyorsa bile bunu yapalım. Bu enerji yönetimi, standartlaşmayı, kurumsallaşmayı ve bu işin sürdürülebilirliğini öğrenelim. Bizlerin biliyorsunuz proje yönetimi ve bu işleri yapma zafiyetleri var. Ülke olarak maalesef biz Türklerin biraz böyle negatif şeyleri var. Tarafımızda yanlış şeyler var. Bunları yaparak gidelim ve bu enerji izleme ve yönetim sistemini her koşulda kuralım. Çünkü bunu kurduğumuz zaman literatüre göre de birçok Türkiye örneği ve yurt dışı örneği de var. Biz de yaptık. %15-20 ısıtma, soğutma, hıvak değiştirmeden, aydınlatmaları değiştirmeden, aydınlatma otomasyonu yapmadan enerji kayıp kaçaklarını yakalayarak yanlış senaryoları, yanlış uygulamaları ya da hıva yanlış optimize edilmesini, dış havayla entegre olmadığı için bunları çok basit yazılımlarla ve çok basit bir enerji harcıyla 2-3 tane IoT sensörlerle yapabileceğimiz şeyleri yaparsak çok az bir paraya ve hızlı %15, %20 çok net kurumlarımızda tasarruf sağlıyoruz. Milyon dolarlar harcamaklar. Bunları yaparak gidersek ve belediyeler bu sekapları hazırlarsa, ihalelerde şu anda bakanlığımızda bir kılavuz hazırladı. Yeşil satın alma, ömür boyu maliyet analizi. Yani bir şey aldığın zaman sabah motor anlatan arkadaş anlattı. Ya bir motorun ilk yatırım maliyeti %5'i, %95'i işletme ve enerji maliyeti. Bir euroluk şeyi kamu ihalede en düşük fiyatta aldığı zaman kamuya ve bizlere faydası mı oluyor? Mutlu mu oluyor kamu bundan? Yanlış. Böyle bir şey olamaz. En düşük fiyat doğru fiyat değildir. Performansına bakılmalı ve o ne kadar enerji kullanıyor diye bakanlık kılavuz yayınladı ve o kılavuza göre araba almak, arabanın yakıt verimliliği, bir faks makinesi, işte atıyorum bir aydınlatma led alıyorsan bunun hepsinin nasıl hesaplanacağını, ömür boyu maliyeti bunları yaptı. Mesela bunları çoğumuz bilmiyoruz. Hemen hemen hiç kimse bilmiyor ama bu böyle çalışmalar var. Bunları yaygınlaştırıp başlamamız lazım. Yani her şeyi devletten bekliyoruz. Devlet iyi kötü bir şey yayınladı kılavuz ama bunu hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse de uygulamıyor. Bu kimin suçu? Hepimizin suçu. Aşağıya iniyoruz. Şu anda kamuda il enerji yönetim birimleri oluşturuldu. Bir kısmımız biliyor olabiliriz. Yani Enerji Bakanlığı merkezi idare, yerel idarelere yetkinlik ve bir denetleme görevi vererek o ilde, ilçede, ilde yapılacak bütün çalışmaların
bir elden takibi, kontrolü yapılmayanların yaptırılmasına yönelik bir mekanizma denetleme kuruyor ve her kamu kurumu kendi içinde bir enerji yönetim birimi ve bir enerji yönergesi hazırlamak zorunda. Bunu 5-10 tane belediye yaptı Türkiye'de ama 3000-4000 belediyenin hiçbiri yapmadı. Kamu kurumlarının %99.9'u böyle bir şey yapmadı. Sadece valilikte bir enerji il yönetim birimi atandı. Bir enerji il yöneticisi var. Ara sıra telefon ediyor kamuya. Tam ne yaptığını bilmiyorum, belki bakanlıktan arkadaş anlatabilir. Ama böyle bir birim var ve bunu çalıştırmamız lazım. Başka türlü herkesin kendisinin bunu yapabilmesini beklemek ya da yapması kolay bir şey olmadığı için kamunun ya da bu işi bilen bir merkezin, bir birinin yardımcı olması, yönlendirmesi, yol haritası hazırlaması ya da yapmasını kolaylaştırması lazım. Bu birimler de oluşturuldu ama bunların çalıştırılması lazım. Arkasından EPS'yi biraz sonra biraz daha detaylı anlatacağım. Sonra birçok ufuk projeleri var, hibeler var. Bunlardan hem belediye, hem kamu, hem üniversitelerin çok faydalanması lazım. Birçok buradan yapılabilecek iş var, çok uygulamada. Şu anda aslında pazartesi işte hocamlar da gidiyor, ben de orada olacağım. Ulusal Enerji Verimlilik Strateji Eylem Planı güncelleniyor Türkiye'nin 2024-2030. Yeni hedefler, yeni kamu görevleri ya da kamu dışı görevler tekrar güncelleniyor. Bunlar ama ne yerel yönetimler biliyor uyguluyor kendi üstüne düşenleri, ne sanayi odaları, ne OSV'ler, ne OSV'ler içindeki tesisler. Yani bir şeyler var orada, bir şeyler yapılıyor ama bunu kim uyguluyor, nasıl uyguluyor, hangi eyleme, kim ne yaptı, bu ortada. Bunu çalıştırmamız lazım. Bakanlık bu konuda bir çaba gösteriyor ama tabii sadece bakanlık, sadece bir şey orada. 20-30 kişiden oluşan işte genç arkadaşlarımız gibi yeni uzmanlarla kapasiteyi geliştirmeye çalışıyor ama Türkiye binlerce farklı yapısı olan farklı kurumdan oluşuyor. Yani sadece bakanlığa topu atarak 20 kişi bu işi yapsın etsin dememiz de yanlış. Bizim de yapmamız lazım. Herkesin üstüne düşünen yapması lazım. İşte Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırladı. Kaçımız bunu biliyoruz. Orada bir sürü görevler tanımlandı. Belediyeler, yerel yönetimler, özel sektör, kamu, OSV'ler. Hiç kimse bunları bilmiyor, izlemiyor ve bunlarla ilgili çaba göstermiyor. Geliyoruz. Birçok stratejik planlar hazırlanıyor. Şimdi 10 kişilik plan hazırlanıyor. Bu ay devam ediyor. Türkiye'nin 12. kalkınma planı. Buradaki kalkınma planıyla ulusal iklim eylem planımız, ulusal bildirim hedefimiz birbirini tutmuyor. Bir taraf kalkınmaya çalışıyor. İşte 2038'e kadar maksimum kömür kullanalım. İşte kirletelim ya, biz önce az kirlettik ya, biz biraz 3. dünya ülkesiyiz pozisyonuna girip daha çok kirletmemiz lazım deyip bir kendimize şey oluşturuyoruz, bir kabuk oluşturuyoruz. Kendimiz de buna inanıyoruz. Bütün dünya 2030'da %40 emisyon azaltım hedefi veriyor. Biz biraz daha kirletmemiz lazım, az kirlettik, daha kalkınmamız lazım deyip 2038'e kadar ne yaparsak yapalım, ondan sonra 2053'te de net sıfıra hızlı bir jet hızıyla aniden tren yapıp duran arabadaki insanların hali gibi bir hale dönüşüp ya duvara çarpacağız 2050'de 2053'te, ya da bunu yapamayacağız. Bu belli. 2038'e kadar eğer biz kalkınma planımızı hep üretime, hep böyle enerji verimsizliği üstüne, gelişmeye, arza odaklıysak ülke olarak, ulusal politika, ve biz burada biraz boşa konuşuyoruz. Onu da çözmemiz lazım. İşte birçok şey var burada. Şimdi buraları bunlar hani genel anlamda ülkenin de sadece şeyleri değil, bakın kamu değil, özel sektör, hastaneler, üniversiteler mesela bu enerji dönüşümü, enerjiyi nasıl yapabilir diye birkaç üniversite öne çıkıyor. Birisi bir şey yapıyor, öteki az bir şey yapıyor. Ama hiçbiri toplamda neler yapılacağı, maksimum bir akıllı, sürdürülebilir yeşil kampüs, enerji etkin bir kampüs nasıl olur diye çok büyük bir çabaya girmiyor. Mesela üniversitemizde 50 bin bir var. 50 bin bir dışında neler var bilmiyorum, uygulamalar yok. Başka bir yerde 2 megawatt üniversiteye güneş paneli kurulmuş, tamam üniversite yeşil olmuş, kriterler sağlanmış. Yani bunlarla ilerleyemeyiz. Yani bütün üniversitelerin, kampüslerin, burada üniversite olduğu için biraz onu söylüyorum, öne çıkması lazım. Şehirleri modellemesi lazım. Yani üniversitede bir enerji dönüşümü, burada bir enerji üretimi olursa
başkaları da bunu yapabilir ve öğrenebilir. Üniversitelerimizin bütün kampüslerin yaşayan laboratuvar ve yabancılar, living lab dedikleri bunu yapması lazım. Bütün bu iyileştirmeler, dönüşümler, yol aydınlatmaları, otomasyonlar neyse iyi olan konuştuğumuz sabahtan beri bunları üniversiteleri yapıp bütün şehre yayması, diğer kamu binalarına örnek olması lazım. Bunu üniversitelerde yapmıyorsa kim yapacak? Biz ilçe eğitim müdürlüğünden, sağlık il eğitim müdürlüğünden nasıl bir enerji verimli enerji dönüşümü bekleyeceğiz hastanede? Bunların hepsini bu sıralamayla, bu benim sıralamam aynı şekilde olmak zorunda değil ama bunları yapmadan biz bu enerji dönüşümünü, enerji verimini yapamayacağız zaten ve yapamıyoruz zaten. Bunları yapmadığımız için. Bir de yurttaşlar olarak da biz bu şeyin işte iklim krizinden etkileniyoruz. Ben yeşil enerji kullanmak istiyorum çatımda ama benim çatım uygun değil. Apartman ve orada bir sürü başka bir şey var. Ben başka yerde kurulmuş bir güneş santralinden 5 megawatt bilmem kim kurmuş A firması. Oradan 10 kilowatt kendi öz tüketim için alıp anlaşma yapıp evinde bunu kullanabilmeliyim. Bütün dünya, Avrupa Birliği bunu yapıyor. Yani sizin çatınız uygun değilse, teknik olarak, statik olarak uygun değilse, güneşten dolayı uygun değilse gölgeleme, başka yerde bunu yapıp alabilirsiniz. Bunun için bir mevzuat lazım. Basit bir mevzuat. Bu tıkalı, kapalı. Ben yeşil elektrik kullanmak istiyorum, kullanamıyorum. Bunların önüne açılması ve basit olarak ilerlememiz lazım. Burayı hızlandırıyoruz. Asıl bunları yapmamız lazım diye anlattık. Şimdi asıl gelelim konuya. Şimdi bu tebliğ yayınlandı. Bu biliyorsunuz 2015'ten beri kanun değişikliği, bir sürü tartışmalar yaşanıldı falan. En son 15 Nisan 2001'de tebliğ çıktı. Ve Ekim'de çok ciddi olarak çalışılmış bir şekilde sözleşme örneği, nasıl etüt yapılacağı denilen bir etüt konuşuyoruz ama buradaki etüt biraz farklı, daha kapsamlı, daha ciddi bir etüt formatı var. Bundan sonra bütün etütler buna dönecek bildiğim kadarıyla. Buna göre yapılmış olan etütlerin de buna göre revizyon olması gerektiğine dair her şey hazır burada. Yönetmeliğimiz çıktı. Ama yönetmelik çıktı güzel. Ama biz bunları da anlatıp geçelim. Yönetmelik öncesi mesela biz dedik ya biz bu işi nasıl yapabiliriz? Türkiye'de bu iş yapılabilir mi diye 2016-2017 yılında İstanbul Büyükşehir, İstanbul Enerji ile de biz de içinde yer aldık. Bir çalışma yaptık. Bu ESCO modeli nasıl olur diye. O zaman daha mevzuat bu tebliğler çıkmadığı için bayağı sıkıntı çektik. Bütün bu yaptığımız, neyi yapıp neyi yapamadığımızla ilgili bilgiyi de bakanlıkta paylaştık. Mevzuat çalışmaları kapsamında. Şunu gördük ki sadece bir spor tesisinde sadece aydınlatmaları ama aydınlatma artı otomasyon artı enerji izleme entegrasyonuyla 45 megawatttan yıllık 15 megawatta kadar düşürdük ve biz performans garantisini kendi içimizde hayali bir şekilde sözleşme şey olmadığı için tebliğ yaptık. 3 yıllık bir kontratta bunu yaptık. Ama burada öyle başımıza işler geldi ki işte bu sözleşmeler nasıl olur, nasıl biter? Bir sürü sorun çıktı. Bunları da geçen gün anlatıldı. Bu sorunlar en son yapılan tüm kamu ihalelerinde enerji performans sözleşmesiyle ki bütün dünya bunu yapıyor. Türkiye'de buna başlıyordu. Fakat çıkılan mevcut yönetmelikle çıkılan bütün ihaleler iki kez temsan çıktı, kimse teklif vermedi. İki kez BOTAŞ çıktı, kimse teklif vermedi. Yıldız Teknik Üniversitesi Güneş ihalesine çıktı, EPS ile kimse teklif vermedi. Antep Büyükşehir çıktı, kimse teklif vermedi. Yıldız çıktı, Yıldız'ı iki kere almışım. En son geçen ay Karayolları Genel Müdürü 11. Bölge EPS ve Güneş ihalesine çıktı. Ona bir teklif geldi. Ama o da teklif büyük bir, yani 14 yıl. Geri dönüş süresi var. Bakın fotovoltaikte 5 megawatt. Normalde 4-5 yıl kendi paranızla yapacağınız bir şeyi. 14 yıl boyunca bir kısmı, karayollarının bir kısmı da yapan firmanın olmak üzere 14 yıllık bir gelir paylaşımı gibi 28-86'ya benziyor. O yapıldı. Şimdi biz şu anda 4-5 belediye daha var. Mesela ihaleleri çıkamıyoruz, bekliyoruz. Çünkü kimse katılmıyor. Katılmayacağını beyan etti. Bakanlığımız da sağ olsun hem Enerji Bakanlığı hem Çevre Bakanlığı bu konuda
niye katılınmadığına dair ciddi toplantılar yaptı. Oradan geri dönüşlerden sonra bir sürü herkes talebini bildirdi. Şimdi ben de kendince, çünkü ben şu anda KBR'in iki lotunda bu EPS şartnameleri projelerini hazırlayan konsorsiyum içindeyim, iki tanesinde. Bir tanesinde de bu ölçme, doğrama ve performans ölçümleri İstanbul'daki hastaneleri yapıyoruz. Oralardan tecrübeyi de ben edinerek, yani hem metütler nasıl yapılmalı, hem projeler nasıl yapılmalı, ihale nasıl yapılmalı, ihaleden sonra bu ölçme, doğrama ve Nihan'ın onu söylemedi. Bir de arada performans ölçümü var. Şu anki bakanlık onları istiyor. Yani ölçme, doğrama öncesi sistemlerin, o alınan cihazların, pompaların, huvakların, motorların kendi eğrisinde, tasarım değerlerinde, tasarıma göre çalışıp çalışmadığını ölçüyoruz 3 aydır biz şimdi 5 hastanede. Ondan sonra ölçme doğramaya başlıyoruz. Yani bir ara aşama daha oldu. O önemli, çünkü bazı seçimler yanlış, bazıları uygulamada sıkıntı çıkıyor. Bazılarında da işte hastanede başka sistemlerle entegre olmaktan kaynaklı sıkıntı çıkıyor. Hepsini görerek ben şöyle bir sıralamaya başlayayım. Yani EPS nasıl yapılabilir? Yapılması için neler lazım? Bir, bakanlığımız bu EPS ihaleleri yapılamadığı için bir tebliğ değişikliği yaptı. Orada 15 yıl enflasyonuna göre bir eskalasyon önerdi. Ki enflasyonu söylemeyin yüzde kaç. Yani %15 kimse tabii bunu kabul edemiyor. Son 15 yıllık %16-17 şu anda. Ya da dedi işte EPDK'nın her 3 ayda arttırdığı bir elektrik fiyatı var. Ama şu anda seçim arifesini giriyoruz ve kimse elektriği arttırmıyor. O zaman ne olacak? Böyle bir korku kaygı var. Ki artmadı, bakın Ocak'ta artacaktı gibi. O yüzden bu iki maddede maalesef yine EPS'lerin olmasını sağlayamadı. Maalesef diyorum. Bunu da geçelim. Bu biraz anlatıldı. Şimdi ne yapılabilirse olun, mesela fiyat farkı ya da Dünya Bankası gibi şu anda EBRD'den de bir bayağı ciddi bir para alıyor bakanlık, bu işte EPS için kamuda. Onları dolarla alıyor ve biz dolarla ödeyeceğiz o paraları, borçlanıyoruz. Belki dolarla yapabilir, çünkü daha önce dolarla ihaleler yapılmış ülkede. Şimdi dolar da boş bir şey değil. Milli Türk Parası Koruma Kanunumuz var ama yapacak bir şey yok. Ya da TÜFE'ye endeksli, yani %15 eskalasyon fiyat farkı kimseyi bu işi yapmaya cazip kılmıyor ya da insanlar bir şekilde girmiyor ve belli oldu. Şu an 8 tane ihalenin hiçbirine giren olmadı. Burada hem ESKO'yu hem de kamuyu korumak üzere bir böyle karma model, işte bir kısmı eskalasyon, bir kısmı işte dövize bazlı, bir kısmı döviz, bilemiyorum. Hani bir yöntem bulmamız lazım. TL ile %15 maksimum eskalasyonla kimse girmiyor ve girmez de zaten. Böyle bir şey ticari olarak mümkün değil. O yüzden böyle bir değişiklik yapılması lazım. Şu anda biz işte bu hastane uygulamalarında onu gördük ki siz eski bir tesiste yeni bir şeyler yapıyorsunuz. Bir tane eski kıvark var, soğutma grubu. Onu sadece pompasını verim hale getiriyorsunuz ama kıvark kendisi eski ve bütün tesisat, bütün o vanalar, bütün işte kolektörler eski ve 20 senelik, 30 senelik. Şimdi onunla ikisini entegre ettiğiniz zaman o performans değerinde o pompa çalışmıyor. Çünkü orada tıkalı, işte pislik tutucuları var, bilmem ne olmuş, tesisat şöyle şöyle dolaşmış. Siz başka onu bilmeden hesaplıyorsunuz çünkü onu bilemiyorsunuz gibi. O yüzden bir risk var. Yani bu EPS'deki riski bertaraf edecek ya da görünmeyen şeyleri de içine koyacak bir sigorta lazım. Böyle bir sigorta çalışması yapıldı. Bunu bakanlığa da önerdik. Bakanlık sağ olsun mantıklı buldu. Belki yeni sözleşmede, yeni şeyde bunu koyacak. Çünkü bir EPS sigortası olmazsa hem yaptıran sürprizlerle karşılaşabilir hem de yapan. Bunu, yani kasko gibi düşünün. Böyle bir mekanizmaya ihtiyaç var. Görünmeyen, hesapta olmayan şeyleri karşılamak üzere. Çünkü ESKO'nun da suçu değil o. İşte kurumun da suçu değil ama o sonradan gereken bir şey gibi. Sonra bir de şu var. Bakan niyeyse bunu ısrarla yapmıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Birçoğunuz da işletmeyi de biliyorsunuz. Bakın işletme, enerji yönetim hizmeti bu işin bir parçası değil. Yani 2 yıl yapıyor adam.
İşte geçici kabuk, kesin kabuk çekip gidiyor. Ondan sonra hastane, işte yeni hıvaklar, yeni otomasyonlar, işte çatıda PV, bir de kojen hayatında hiç bilmediği trijenle baş başa kalıyor. Sonra bunu işletemiyor, sonra kapatıyor. Şu anda 35 tane hastanenin kojen trijeni olan 30'u kapalı. Ya böyle bir şey olamaz. Bu ülke bu kadar zengin mi? Ya biz 2 milyon, 200 bin dolar, 300 bin, 500 bin, 2 megawatt, 5 megawatt kojenler, trijenler şu anki şehir hastaneleri dahil birçoğunda ve kamudaki bütün hastanelerde çalışıyor. Adet Bey, toparlama şansınız olabilir. Hemen toparlıyorum. Çok keyifli anlatıyorsunuz. Evet, yani bunlara hani tamam hızlanıyorum, zaten bitiyor. Bir de bu etütleri konuştuk ama bu etütler aslında biraz yeterli değil. Daha farklı, daha detaylı simülasyonlara dayalı etütler yapmamız lazım. Bir tık daha etütleri ve etüt formatı iyileştirmemiz lazım. Bunun üstünde çok durmayacağım ama yapılan etütler çok yeterli ve ihaleye girecekler açısından çok güvenilir ya da çok kendisi yapmadığı için şey olmuyor. Onun için kendisinin yapma süresini teklife eklemek lazım. Eğer güvenmeye inanmıyorsa. İşte enerji izleme sistemi kurması lazım. Bir de bu ölçme doğrulamayı performans ölçümleri yapan firmanın bünyesine vermiş bakanlık. Yani siz İşinizi yapıyorsunuz, sonra ölçme doğrulamayı da siz yapıyorsunuz. Tabii ki doğru çıkıyor. El çıkması mümkün değil. Bunun bağımsız olması lazım. Yani onun bünyesinde olmaması lazım. Şimdi buna yeni yönetmelikte cevap. Yani bu doğru bir şey değil. Bakanlık bunun farkında ama inşallah iyileştirilecek. İşte bunlar ekstra şeyler. Hani yapılmışken şu olsun, bu olsun gibi. Bir de ihaleye girecek firmaların teminat sorunları oluyor. Çünkü büyük ihaleler işe girme ya da benzer iş yapma ya da ciroları, bilançoların hep pozitif olması bekleniyor ama yatırım yapan ESKO'lar birçok yerde yatırım yaptığı için eksi oluyor, negatif oluyor. Bilançolar eksi. Çünkü 10 yılda o parayı kazanacak. Önce paraları oraya gömüyor, sonra yıllara sari tasarruftan parasını alıyor ama yatırım yaptığı parası yok. Eksi, ciro eksi, bilanço eksi. Onlar ihaleye giremiyor. Ben ESKO'yum, mesela ihaleye giremiyorum çünkü benim bilançom eksi. Yani onun yerine daha alternatif kesin teminatlar, başka şeyler verilmesi lazım ki insanlar girebilsin. Sırf bu nedenle girilemeyen ihaleler var. Mümkünse PV ve kojen ve diğer sistemler ayrı ihale edilmeli. Birçok çıkılan şeyde karmaşa oldu. Yani birçok aynı anda sistem, her birinin şeyi ölçme doğrulaması farklı, geri dönüş süresi farklı, birbiriyle etkileşiyor, cross effect diyoruz ona, farklı farklı etkileşimleri var. O yüzden sıkıntılı bir şey. Yani onun yerine daha basit, sadece aydınlatma EPS'si, sadece enerji ölçme ve izleme, daha sonra belki sadece yalıtım EPS'si gibi bunu yapmamız lazım. Bu işte öğrenip yapana kadar, geri dönüş süresi kesin küçük olanlara kadar bu kadar. Başkanım biraz uzattı bir soru var. Teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi, güzel noktalara değindiniz ama hani hem seyircilerimize, dinleyicilerimize de sorular için Özgür Bey, ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu. Daha sonraki zaman içerisinde süreçlerde yönetici ve gözdaşı olarak banka sektörlerinde uzunca süre ama bankanın bu tür finansmanları ile ilgili bölümlerinde uzunca süre çalışmış. Bu konuda deneyimleri çok güzel bir deneyim. Ocak 2019'dan beri Aralık Üniversitesi'nde bir devletli heyet üyesi olarak da aynı zamanda görev yapmaktadır. Özgür Bey, söz size. Herkese merhabalar. Aslında bir bakıma iyi oldu bankadan ayrıldım. Artık bankacı olmayarak da rahat rahat konuşabilirim yani. Hem kurum hem sektör hakkında. Şimdi burada çok zor bir iş bu. Yani ben aslında şöyle yaptığım görevler itibariyle işin her tarafında bulundum şimdi. Hem banka tarafında bulundum. 2013'ten beri Türkiye'deki ilk enerji, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında görev yaptım. Ötüyü de izin kenar bölümü oldu ama Türkiye'de ilk güneş santrallerin kurulmasının finansmanını yaptık. Hiç kimse güneş santralleri nedir bilmez diye biz onlara para vermeye başladık. Arkasından işte diğer görevlerini de yaptım. En son Kalkınma Bankası'ndayken de yani 1500 megawatta yakın tesisin finansmanını yaptık. Ama bunların hepsi enerji üretim tesisleriydi. O zamanlar Arif Bey'le de biraz konuştuk. Biz yani bu enerji performans sözleşmeleri konusunda da çok çalışmalar yaptık.
gerek Dünya Bankası'nda, gerek TEP'te uyduğunda, gerek Enerji Bakanlığı'nın enerji veriminde bölümünde. Ama burada yani açık söyleyeyim, Türk bankacılık sisteminde bunları finanse etmek çok zor. Burada teklifler gelmiyor diyorsunuz ve gelmemesinin en büyük sebebi bunları finanse edecek kuruluş bulunmaması, banka bulunmaması, o mektupları verecek banka bulunmaması. Neden? Çünkü buradaki riskleri bertaraf edecek, ya bankacılık istemez. Aslında bankacılık risk almak istemez. Bankacı her şeyi belli olan işlere para vermek ister ki Türkiye'de her şeyi belli olan işlere bile para verdiğinizde yolda önünüze 1000 tane problem çıkar. Belirsiz olan işlerde zaten bunun çarpmak ise çok daha fazla problem çıkacağı için buraya bankacı, finans edecek bankacı bulmak çok zor. Hele yani açık söyleyeyim, bugünlerde normal cash flow'u belli olan, hiçbir teminatı belli olan işlere bile para bulunamazken bizlere para bulunması, mektup bulunması, garanti bulunması işleri gerçekten çok zor. Ama şunu da söyleyeyim, Türkiye'de son 20 senede biliyorsunuz 20 megawattan 100 megawatta gelen bir yatırım dönemi oldu. Bunun için her şey dahil. Buraya bankada 50 milyar dolar da para verdi. Ve inanın sektörde gecikmiş alacak oranı %3'tür. Programlı kredi, izlemeli kredi de %10'un üzerindedir. Buna rağmen bizim bu enerji projelerinde özellikle yenilenebilir tarafta hiçbir zaman bir risk yaşanmadı. Sıfıra yakındır yani. Birkaç kötü niyetli yatırımcı hariç. O da çok tek tüktür. Buradaki önemli konu maliyet riskiniz yok. Yani tasarrufta da öyle. Bir şey tasarruf ettiğin zaman bir maliyeti yok. Yenilenebilir enerjide de öyle. Rüzgar bedava, güneş bedava. Satış fiyatı istediği kadar değişsin. Maliyet tarafındaki avantaj nedeniyle bu projeler hiçbir zaman sıkıntıya girmedi. Yani biz de bankacı olarak hep bu gözle işte de baktık. İnşallah enerji performans sözleşmelerinde de bu riskler sigorta, işbirlikleri, Dünya Bankası, Bakanlık tarafından azaltılırsa bankalar buraya gelir ve bankalar o zaman bunlara para verir. Bankalar para verdiği zaman da bu yerlilerin hepsine yüzlerce katılımcı olur. Yani ben Setaş firmasını dinlediğim zaman hemen gireyim şirket kurayım, hemen EPC yapayım dedim. Sonra abi bildiğince vazgeçtim. Yani dolayısıyla yani buradaki bu sıkıntıları azaltacak yapıları kurmak aslında daha çok kamunun ve kamunun görevi. Yani orada bizlerin yapacak bir şey yok. Ancak tavsiyelerde bulunuz. Harf Bey'in yaptığı gibi önerileri verebiliriz. Ama oraya para verecek insanları yaratmak organizasyonların az ağırlıklı kamu tarafının görevi. Çünkü özel sektörü bir yere getirmek çok zor. Onu getirecek yine kamu. Oradaki sigorta mekanizmanını kuracak kamu. Riskleri az çok yok edilmesini sağlayacak olan kamu. Onlar olmadan maalesef orada çok bir şey yapmak çok zor. Ama şunu söyleyeyim yani ben hani masanın hem kredi veren hem yapan hem şimdi de diğer tarafında hizmet satın alan taraflarında da bulunduğum için yani buradaki mühendis arkadaşlara özellikle tavsiyem şu, şirketlerde bu işleri CFO'lara bırakmayın. Yani çünkü hep bankalarda görüşen genelde CFO'lar oluyor. Mali taraf oluyor. Mali tarafa bırakmayın. Bir mühendis olarak buradaki sunum, fizibiliteleri, karlılıkları ilk önce kendi şirketinize bir ikna edin. Sonra da bankalara siz de katılın görüşmeleri. Yani ben bunun çok faydasını gördüm birçok firmada. Yani onu özellikle tavsiye ederim. Özellikle bu enerji fiyatlarının Ukrayna'daki savaştan sonra patlamasıyla bu konunun en sıcak konu oldu. Ben görev yaparken gittiğim her firmada şunu sorardım. Patronunuzu da. Aylık ne kadar enerji faturası ödüyorsun? İnanın %90'ı bilmezdi bundan önce. Aylık ne elektrik faturası ödüyorsun? Çünkü ne? Ham maddeye bakardı, işçiye bakardı, ona bakardı. Çünkü enerji hiçbir zaman %5-6'yı geçmemişti maliyet içindeki payı. Şimdi bazı sektörler yorumlar %70'e çıktı enerjinin maliyetteki payı. Şu an ben eminim aynı patronların sorsam hepsi bana kuruşu kuruşun aylık ödü elektrik faturasını söyler. O yüzden devir değişti. Yani bunu en iyi bilenler aslında yani finansman ekipleri ama bir mühendis olarak burada da en çok katkıyı yaratacak olan buradaki ekipler. O yüzden ona bence önem vermenizde çok büyük fayda var. Önümüzdeki dönemde de bu gerek ESKO'lar olsun, gerek enerji performans sözleşmeleri olsun, yeni bir tarafta yapılan çalışmalarda 100 milyar dolar yatırımlardan bahsediliyor yapılması gereken Türkiye'nin.
Çünkü elektrik ve enerji kullanımı giderek artacak. Hepinizin bildiği gibi bir şarj, bir tane elektrikli araba bir evin 20 katını harcıyor. Yani biz bir eve bir elektrikli aldığımızda, elektrikli araba aldığımızda 20 hanelik enerji ihtiyacı daha yaratıyoruz. Şu an şunu söyleyeyim, çok yavaş artıyor gibi gözükebilir bu. Ama yani sadece bir örnek vermek için söylüyorum. Parası olan Tesla'da, mesela Mercedes alan arkadaşlar şu an %15 elektrikli satışları. Yani şu an satılan 100 Mercedes'in 15 elektrikli. BMW'den de benzer belki daha da yüksek oranlar var. Bunlar maliyetler düştükçe alt segmentlere ve halka doğru inecek. O zaman yani ülkenin hepimizin enerji ihtiyacı, bu yatırım ihtiyacı giderek artacak. Burada bu hem iyi haber hem kötü haber. İyi haber bir piyasa oluşacak, hepimize daha çok iş çıkacak. Daha çok finansman olacak. Kötü haber, bunların hazırlığının yapılması lazım. Hem konu tarafında, hem finansman bankalar tarafında, hem mühendislik şirketleri tarafında. Çünkü iş bambaşka bir optimizasyona gidiyor. Bambaşka bir yapıya geçiyor. Şu an depolama ihale yaptı biliyorsunuz Enerji Bakanlığı. 30 bin megawatt talep geldi, 30 bin megawatt. Dünyadaki örnekler, enerji üretim kapasitesinin %20'si, örnekler demeyeyim de çalışmada, %20'si oranında depolama yapılması gerektiğini söylüyor. Neden? Gündüz güneş var, gece yok. Çünkü ağırlık emniyetlere yatırım yapılıyor. Rüzgar bir var bir yok. Bunu dengelemek yolu depolama. Depolama da işin içine girince iş daha da bir optimizasyon ve yönetim problemine dönecek. Burada da hem mühendisleri hem diğer bu konudaki şirketlere çok büyük işler çıkacak, çok büyük fırsatlar var. İşe o gözle de bakmanızda bence çok büyük fayda var. Orada yani Türkiye'nin genelde şöyle bir durumu var. Her şeyden %1 civarında bir pay alıyoruz dünyada. İşte ekonomik bazda, üretim bazında, ticaret bazında, dış ticaret, yatırım. Burada da aslında benzer bir oran var. Dünyada 900 gigawatt üzerinde güneş var, bizde 9 var. Burada ama yani lokasyonumuzdan kaynaklı çok büyük avantajımız var. Bunu bir an önce aslında çok üst rakamları çıkarmamız gerekiyor. Ben Türkiye'nin bu konuda başka bir çıkışı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir de buradaki firmalarda çalışan arkadaşlarım da çoğu vakıftır. Gümrükte artık karbon vergisi gelecek. Sen ihtiyacın olmasa bile bu tür yatırımları yapmak zorunda kalacaksın. Yoksa Avrupa'ya ihraç ederken ürünleri gümrükte vermiyor diyeceksin. Bunları da iyi anlatılması lazım firmalarda. Yani sadece rekabet açısından, maliyetleri düşürme açısından değil, doğacak ekstra maliyetleri engellemek ve bir aslında göreceli avantaj yaşamak için de çok bu konuda yani fırsatlar ve tehditler var, onlara da bakmak lazım. Mevzuat tarafında şunu söyleyeceğim, ne kadar az mevzuat o kadar iyi. Yani şunu söyleyeyim, Türkiye'nin dünyada sıralama olduğu bir ürün var enerji tarafında, çatıda su ısıtma. Dünyada herhalde ikinci miyiz ya da üçüncüyüz benim için. Üçüncüyüz. Bunun tek sebebi bu konuda mevzuat olmaması. Yani herkesin bu konuda yatırım yapması. Ne kadar az mevzuat olursa ben o kadar çok yatırım olacağını düşünüyorum. İşte bahsettik, evlere koyamıyoruz, bilmem ne yapamıyoruz. Herkes yani bir kolpa, yani bir site bir yere gelip bir santral kuramıyor. Niye yani? Yani sisteme bağlı olması da gerekmiyor. Ama yani devlet bu konuda aslında önünü açması lazım. Yani öz mevzuat, kimseye zarar vermeyelim, şebekeye de yüklenmeyelim, tamam ama yani engellemeyelim de insanlar. Onun dışında bu EPS konusunda Türkiye'den, enerji performans sözleşmeleri konusunda Türkiye'den çok fazla örnek yok maalesef. Biz kendimiz de şirket olarak çok çalışıyoruz, bir sürü teklif hazırlıyoruz ama sonuca varmıyor. Varmamasının sebebi risklerin yüksek olduğu için risk işin içine girince 3,5 yılda amorti edilecek tesislere biz 10 yıl süre istiyoruz. O zaman da yatırımcı bunu erteleyip kendi parası bir şekilde para bulup yapmaya kalkıyor. O zaman yani şöyle söyleyeyim, 10 projeden 6'sı bu nedenle bekliyor. Ama buradaki boşluğu dolduracak çeşitli firmalar geliyor. Yurt dışından bazı sermaye, yani şu Türkiye'nin şu son dönemdeki yatırım notunun bu kadar düşmeseydi, bu konuda ben çok daha büyük aslında sermaye geleceğine inanıyorum, biliyorum. Çünkü görüşmelerinden yurt dışında. Ama buna rağmen Türkiye'nin
bu kadar her şeye rağmen şu an benim de görüştüğüm 3'e yakın firma var. İkisi Türkiye'de şirket kurdu ve bunlar yakındı. Bu yani EPS kontratı gibi firmalara bunu teklif getirecekler. Çünkü neden? Kaynakları var, paraları var, uzun vadeli risklere girebilecek güçleri var. Uzun vadeli yurt dışına fonlamaları var. Bunlar yapılacak. Ama hani gönül ister ki bu Türk firmaları yapsın, Türk şirketleri yapsın. Biz buradaki pazarı da yavaş yavaş yabancı şirketlere kaydırma riskimiz var maalesef eğer buradaki talepleri çözmezsek. Onun dışında yani hani bu projelerde ben şey inanıyorum, büyük düşünmemek lazım. Firmalarda en küçüğünden başlayın, gösterin, bir kredibilite ve güven oluşturun. Hem yatırımcı, hem firma, hem banka, hem diğer kuruluşlara. Yani ve yaptıklarınızı da anlatın. Yani genelde mühendislerde, ben de mühendisim, öyle bir sıkıntı var. Yaptıklarımızın reklamını yapamıyoruz. İşletmeciler bunu çok iyi yapıyor. Pazarlama, inovasyonlar, o insanlar bunu çok iyi yapıyor ama burada ne ölçme, değerlendirme ve diğer konularda arkadaşlar bahsetti. Bunları daha çok aslında şirket içi, satış içinde yapın yani. Şirket içinde siz ne kadar yaptıklarınızı satarsanız bunlar daha da şirket için önem kazanır. Hem size de çok faydası olur. Yani işte 33-34 yıldır bankacılık yaptım, hep bilançomu incirdim, şey yaptım. Bir şirketin başarılı olmasını tekiyor var. Satışlarını arttırmak, maliyetlerini düşürmek, riskleri azaltmak. Yani yaptığınız şirkette emek verdiğiniz her şeyi bir gözle bakın. Benim yaptığım iş satışı arttıracak mı? Benim yaptığım iş maliyeti düşürecek mi? Benim yapacağım bu proje riski yok edecek mi? Bu üç sorudan birine cevap, evet olumlu bir cevap veriyorsanız ve buna ısrar edin. Yöneticilerinizi, firma sahiplerini yapmak için ısrar edin. Yani bunlardan başarısız çıkmanıza imkan yok. Bir de şu var. Türkiye'de maalesef fizibiliteyle çalışılmıyor. Fizibiliteyle çalışıyor. Türk iş adamı gördüğüne inanıyor. Kağıt üzerindekine inanmıyor. Dolayısıyla örnekler varsa da bu platformlarda bunu paylaşmak çok önemli bence. Yani böyle bir aslında bir platform oluşturulursa, yapılanlar paylaşılırsa ve hani sağ ziyaretiyle bunlar gösterilirse ben Türk yatırımcıların daha hızlı ikna olacağına da inanıyorum. Belki o konuda da bu derneklere şeylere bir görev düşebilir. Teşekkür ederim, sağ olun. Özgür Bey'e çok teşekkür ederiz. Şimdi salondan soruları alma zamanı geldi. Yalnız sizlerden şey de rica edeceğim. Hangi konuşmacınıza soru sormak istiyorsanız onu da bilebiliriz ki sorular bitinceye kadar konuşmacınızla cevaplarını toparlasın. Önden bir hocamdan el kalktı. Arkadan bir beyden yüzünde dönüyorum. Tamam. Beyden de evet arkadan ikinci sıradan kalkan Erkoyun. Mikrofon geliyor şu anda size. Sahil Kayaran. Özgür Bey'e sorum vardı. Şimdi Özgür Bey, yani ben düzenleme için sadece şey yaptım. 30 bin megawatt depolamadan bahsetti. Bu depolama şu anda 167 bin megawatt. Yani şimdi onu düzeltmek istiyorum. Artı... Başvuru olarak mı söylüyorsun? Bakanlığa müracaat 160 1000 megawattın üzerinde şu anda. Doğru da onların çoğu neredeyse tamamı aynı yerlere yapıldığı için. Yani hayır şimdi siz kayda girdi, ben de kayda girsin tamam, diye. Aynı yerlere, aynı arazilere yapıldığı için onları aslında konsolide ettiğinizde bunların bir kazananı olacak. Kazananları herkese verildiğinde 32 bin yapılabilir olacak eğer para bulunursa. Bakın resmi olarak öyle açıklandı. Ama yani devamını bilmiyorum. Artı bir elektrikli araç 20 evin elektriğini tüketir dediniz. Bu bana biraz fazla geldi. Şöyle bakın. Ya orada çok basit hesap var. Bir, şu anki araçlar 77 kilo var, 100 kilo var. Yani bir evde baktığınızda ortalama bir 120-130 kilo harcıyor ayda. Siz arabayla, arabaların da benzinleri 200 kilo harcıyor. Eğer bu araba günde 150 kilometre yapıyorsa 20 evin elektriğini tüketir. Efendim? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum.
Şimdi başka bir soru var mı? Sayın Hocam anlatıyor bunu getirecek arkadaşlarım yoksa. Evet hocam buyurun. Soru gibi sorayım aslında. Çok teşekkür ederiz. Konunun gündemde tutulması ve canlı yani güncel hale getirilmesi sevindirici aslında. Şimdi hem Arif Bey'e hem de Leyla Hanım'a soru olsun o zaman. Hem de şöyle diyelim, aslında biraz da Özgür Bey'e de sorabilirim. Ama tam deneyinizin olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de aslında biraz önce söylediğiniz örnek var mı? Tam enerji performans sözleşmesi denilecek bir uygulama var mı? Leyla'nın aslında anlatımları bir enerji etüt çalışması arkasından bir uygulama projesinin adımları. Şimdi enerji performans sözleşmesinin birçok çeşitleri var ve bakanlığımızdan geçen Ozan Bey de aslında kamu binaları ağırlıklı anlattı. Şimdi bu ayrımları doğru yapmamız gerekiyor. Bizim buradaki ana hedefimiz nedir? Mevcut enerji verimli potansiyelini elde etmek. Çünkü en temiz enerji, en kolay elde edilen enerji, enerji tasarrufudur diyorsak eğer, benim dediğimde, o zaman sadece kamuda, kamu örnek olmalı. Arif Bey size sorayım o zaman. Kamuda, sadece kamuda mı yapılması gerekiyor bunun? Normalde Çin örneği falan arkadaşımız gösterdi ki, çok şu anda son 5-6 yıllık TAP seviyelerde sanayi ağırlıklı çalışılıyor. Bu noktada hani fikriniz nedir? Önce kamuda mı olmalı? Yoksa beraber mi yürümeli? Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ama burada çok dile getiremediniz maalesef. Bunun değişik modelleri var. Mesela garantili, paylaşımlı. Burada aslında önemli olan parasal riskin alınması. Dolayısıyla bir kredibilite yani bankacılık olarak baktığınızda. Bunun için değişik şeyler arıyoruz, argümanlar arıyoruz. Şimdi burada parasal riske giren, çünkü teknik riske giren işi yapan. ESCO EV dairemi da yapmamız lazım. O da başka bir olay ama uygulayan. Artık parasal riske giren işveren de olabilir. Ama işi yapan da olabilir. Ya da işte bir kiralama gibi bir yöntemler de olabilir. Dolayısıyla bu aslında hani burada tam net, bu genç arkadaşlar da dinliyorlar. Biraz açıklık getirirseniz, yani kamu mu olmalı sadece çok ağırlıklı gittiniz de maalesef onun için uyarmak zorunda kalıyorum. Daha doğrusu yani söylersek iyi olur diye ifade etmek istiyorum. Uygulamalarda hani eksik, bugüne kadar benim şahsi fikrim gerçek EPS denebilecek bir proje henüz yok. Yani buna katılıyor musunuz her şeyden önce? Sorun bitireyim bırakayım ederken Özgür Bey de şunu söyleyeyim aslında normal kredilerde bir ev kredisi, konut kredisi bile var, bir tüketici kredisi var. Hep sizle konuşmalarınıza diğer de hep güneş panelleri dikkat ederseniz. Halbuki burada yeni teknolojiler de yeni içeride kullanılarak, benim arkadaşlarım çok bağırtmanız teşekkür ederim ama yani her şeyde aslında kazını da değiştirmek bir şey olabilir. EPS projesi olabilir yeni bir teknoloji olarak. Şimdi burada önünü göremediği için aslında bankacılık sektörü biraz çok oyuncaklı bir proje var. Yeni bir enerji verimliliği yani burada bir kod değişsin, yani kredi kodu verilsin dedik ki bu gündemde şu anda. Bunun olmasına ne gözle bakıyorsunuz? Yani enerji kodu, enerji verimli kodu falan ne zaman yine sadece güneş aslında yenilenebilir. Enerji dönüşümünün içerisinde bir parça. Temiz enerji değil mi? Şeydeki depolama, işte karbon yutma. Ama enerji verimliliği eskiden yarısıydı, şimdi üçte birine hadi diyelim kendimize göre. Bunu nasıl sağlayacağız? Yani biz o noktada bir ufuk burada açılamayacak besleniyor ama biraz Arif Bey'in deneyimleriyle açılırsa nereye yanında bu konuda hiçbir deneyim oldu mu? Hani kredili riskin içine girmek açısından bu konuda fikrinizi istiyorum. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Evet, ben de sana bir cevap verebilir misiniz? Bir yana siz başlayabilirsiniz. Şöyle ki, öncelikle evet ben bana daha etkilerim anlattım ama bir EPS sözleşmesine girebilmek için öncelikle ne olacağını belirlememiz gerekiyor. İşletmeye açısından baktığımızda ne yapıyoruz, ne olması gerekiyor, bunun nasıl adımları vardı diye ben giriş yapmıştım. Biz şirket olarak baktık birkaç bir projeye ama bu projelerde ne yazık ki bizim için fizibil olmadığı için girmedik değerli çalışmaya. Hocam gerçek EPS yok. Light EPS var.
Bakanlıkta onu söylüyor, Çevre Bakanlığı kendisi. Bursa'da yapılan ilk kamu EPS'si diye kendini ifade ettiğini, daha sonra Light EPS olduğunu da kendini söyledi. Onun için birinci soru Light EPS yok. Gerçek anlamda. Özel sektörde kısmi var. Herkes yaptığını söylüyor ama onlar böyle leasing gibi ya da garanti vererek ürün satma gibi. Aslında herkes bir EPS yaptığını söylüyor da gerçek EPS henüz yok hocam. Maalesef. İstanbul'daki mi? Ama o zaten 6 yıl önce zaten yönetmelik de yoktu. Biz deneme yaptık. Yani nasıl yapılır diye. EPS değil. O da EPS öncesi. Evet. Yani gerçek yok. Bu şeyde çıkanlar da KBV'ler de zaten ihaleye kimse girmediği için henüz bir EPS yok. Etmiyor. Özel sektörde kısmen var, yapanlar var ama hani çok iyi bilmiyoruz sözleşmeleri ya da hani ne kadar performans işte garantisi veriyor, ne kadar ona tasarruftan, sevinçten para veriyor bilmediğim için yani ne kadar yapılıp yapılmadığı tartışmalı olarak duruyor. Birinci soru bu. İşte Amerika'da ben daha önce bu 13 sene önce bu konularla ilgili bayağı bir eyalet şehir gezdim. İlk ESCO, EPS ihaleleri hep sanayide başlamış ve hepsi batmış. Hepsi sıkıntı yaşamış. Bu ölçme zorlama, işte performans garantileri tutmadığı için birçok şey. Ve sonra kamuya dönmüş Amerika ve konutlar. Kamu ve konutlar %95. Çok az, hala çok az sanayi var. Almanya'da da çok az sanayi var. Yine konutlar, yine böyle ölçmesi, doğraması kolay. Uygulaması kolay ve içinde biraz daha işte güneş, EPS, işte atıyorum konjonktürel uygulaması da olan, enerji satışı olan. Yani orada enerji satış sözleşmesi ve enerji performans sözleşmesini yükselmişler. Türkiye'de böyle bir şey yok. O yüzden ben de kamu diyorum. Çin'de de kamuda başlamış önce. Birçok ülke kamu. Çünkü kamu daha kolay, daha kontrol edilebilir. İşte böyle arkasından fonlar geliyor, krediler geliyor, işte yönetmelikler çıkıyor. Ama özel sektör free, yani istediği gibi doğru yanlış, patronla ne anlaşırsanız o. Sonunda yaptığımız yapmadığımız tartışması oluyor ki bizim öyle bir özel sektörde kötü deneyimiz oldu. Paramızı alamadık, tutturamadık diye. Çünkü sağlayan yani öyle bir yönetmelik olmadığı için, o kamu yönetmeliğine tabi olmadığı için KİK'e olmadı dedi, mahkeme ol, ne yaparsan yap, kanıtlayamayacağın için. Yani bu yüzden özel sektörde de risk var hocam. Hani bir alışılamadığı için, henüz daha yaşanmadığı için herkes bakıyor, firmalar da korkuyor, özel sektöre de geliyor ESCO firmaları. Yani sadece kamu meselesi değil, o yüzden böyle kabaca ama detaylı size daha ama çok... Ama ben şunu söyleyeyim, isterseniz bir çerçeve çizmek için, biz de yaklaşık 1,5-2 yıldır siz de şurada falan takip ediyorsunuz. Bu piyasaların canlanması için bir mekanizmalara ihtiyaç var. Böyle tekil şeylerde bu işler çok zor. Olmuyor da zaten. Konut dediğiniz ticari binalarda olabilir, tartışılabilir tabii ki o yapı içerisinde. Burada aslında en önemli mesaj, şu anda herhangi bir yerden bir fonlar geliyor. İşte bunlar değişik boyutlarda gelen fonlar. Ya da burada bir fon oluşturuluyor. Ulusal ya da uluslararası yani olabilir. Burada konuşmalarımızı, benim en önemli mesajım, her yerden konuttayım, bunu yaptım yani müsaade ederseniz de söyleyeyim. Enerji verimliliğini iklim değişikliğiyle bağdaştırıp bunların aslında ilgili sorumlu kurumlarını da bu bürokratik yapıda olabilir. Aslında bağımsız bakanlıklar üstü bir yapının olması da her zaman konuşuyoruz biliyorsunuz. Bu yapı içerisinde iklim değişikliği fonlarının burada aslında çünkü onun karşılığını alacaklar enerji verimliliği %60, %70 cevap verecektir. Bunları eğer doğru oluşturabilirse sistemde o zaman zaten hem kontrol olacak. Şimdi sigorta dediğiniz hep konuşuluyor. Sigorta aynı zamanda projenin maliyetini de arttırıyor. Şimdi bu biraz da negatif gibi oluyor. Konuşmalarımız bu maliyet risk analizi. Ama bunların hepsi bağımsız kuruluş olmalı. Ölçme doğrulama da bağımsız kuruluş. Bunların detaylı bir ayrıyetten bir şey. Yani şu anda çok ham bir piyasadayız. Bunu mesajını da herkes hani bir alsın. Daha çok yolumuz var hep beraber. Bunlar güzel deneyimler. Hakikaten bir de onu söylediğiniz şeyler hepsi doğru.
Ama yapılması gereken yani enerji EPS değil. Anlatabiliyor muyum? EPS bambaşka. Yani orada bir sürü bağımsız kuruluşun sizin yaptığınız çalışmaları denetlemesi, doğrulaması değişik periyotlarda bu gerekiyor. Onun için burada madem başlığı o paneli ona attık, öyle tamamlayalım diye düşünüyorum. Her şeyi özellikle bir o şeylerde de raporlar da var. Arzu ederseniz bizim ismimizle bir mekanizmalar, mesela yükümlülük sistemleri demiştik. Şu anda VAP'lar kalktı biliyorsunuz. VAP'ların yerinde enerji veriminin yarışmaları aslında şeylerde var. O yarışmalar tartışıyoruz. İnovatif mi olmalı yoksa normal koşullarda mı? Ama hep o size fonları sağlayacak olan. O zaman siz de girerken aslında o risklerle gireceksiniz. Siz devam denetleneceksiniz. Yani söylediğiniz her şey orada. Sizin sabahleyin söylediğiniz Bülent Bey, hani atıyorum 58.163 dinlenme diyorsunuz ama onun gerçekten hani doğru da olabilir ama o doğruluğu orada kanıtlanmış olması gerekiyor. Bunlar şimdi orada bakıyorum mesela kısa bir senin altındakiler, bir ile iki yıl arasında orta demişsiniz, ikinin üstüne uzun demişsiniz ya da hani. Aslında bunlar 7-8 yıllık bir süreçler. Bunları vererek bitirelim isterseniz. Ben teşekkür ederim. Söyleyecek şeyleriniz varsa herkes söyleyebilir. Siz de bankacı olarak ne diyorsunuz? Bu iş olur mu? Yani sırf güneş panelinde kalmasın bu şey. Ben çok büyük risk görüyorum bunu aslında şu anda. Yani şöyle, çok kolay yöntem. Şimdi kredi verildiği zaman o burada biraz önce söylediğim gibi aşırı derecede buna doğru da bir yönlenme söz konusu oluyor. Doğru kararlar çok. Yani dünyada niye rüzgar yatırımları bu kadar çok? Çünkü o rüzgar panelleri, rüzgar türbinleri üreten ülkelerin eksin bankaları. Ama biz üretmiyoruz işte. Biz güneş paneli şey yapıyoruz. Evet, sonra. Yani şimdi her şey finansmandır ya. Parayı bulamadınız hiçbir şey yapamazsınız. Dünyada niye bu kadar çok rüzgar aldı başını? Pardon, sesiniz gelmiyor Özgür Bey. Rüzgar türbinlerini üreten ülkeler eksin dedi. Bu türbinleri alan ülkelere 15 yıla kadar kredi veriyor. O yüzden rüzgar bu kadar çok yatırılıyor. Yani bundan kaçamazsınız. Yani. Bu büyük bir dizayn, tamam bir dizayn ama bize oyunu oynamamız lazım. Biz yenilenebilir enerji istiyorsak, enerji bağımsız olmak istiyorsak alacağız. Rüzgarsa rüzgar yapacağız. Güneşse güneş yapacağız. Yani ki ne zaman senin inovatif mühendislik ekipleri yeni bir enerji kaynağı onu yaparsın. Onu bulamıyorsan bu trendlere uymak zorundasın. Başka bir yol yok. Yani bir yöntemle beraber çalışmak. Yani başka bir yol yok. Yani çünkü verimlilik olarak baktığınızda rüzgar işte 40'larda, güneşler 23'lerde ama maliyet olarak baktığınızda ikisi de hemen aynı yerde. O yüzden bu yatırımlar yapıyorum. Çünkü her şey geri dönüş. Yatırdığım parayı ben ne zaman geri alacağım? Her şey geri dönüş. İş adamı başka bir gözle bakmaz yani. 3 liramı koyduğum zaman 3 liram ne zaman geri gelecek? Yani bunu en hızlı sağlayan rüzgar ve güneş. En risksiz bir şekilde. O yüzden biz rüzgar ve güneş olmuş. Şeyi söylemiyorum. O bir taraftan olsun. Daha oradaki, yani enerji verimliliği dediğimiz zaman bu anlatılan çalışmaları, şimdi buradaki panellerimizin şeyi ne lazım? Değil. O evet. Benim yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerji. Üretim bir şey. Bir enerji verimliliği projesi değil. Enerji verimliliği ilgisi örnekleri sadece nerede olduğu üzerinde ben söyleyeyim. Yarışmalara girip, hibeli yarışmalara girip, o hibeyi alırsan yarısını sana veririm dedi iş adamları. Öyle çok güzel EPS'ler çalıştı. Siz de biliyorsunuz yani o firmaları. O hibelerin yarısını aldılar. Süperdi yani. Bence çok güzel uygulamalar bu. Enerji Bakanlığı'nın hibe programları. Onun dışında da şeyde, Kocaeli'de, Trijen'de çalıştı. Birçok firma gitti dedi ki ben senin Kocaeli'nin Trijen'ini yaparım. Enerji de sen devletten şuradan alıyorsan %20'si kontrolü veririm. O modellerde çalıştı. Neden? Belirli çünkü. Yani sonucu belirli. Hibe rakamı belirli. Hibe alırsam 50'si benim. Eyvallah alamazsam. Bir şey yok. Sistem çalışıyor. Adam kojen, trijen üretiyor, gidiyor, yapıyor. Çalışıyor. Niye? Çünkü satarsa, üretirse o var. Yoksa yok. İş adamı o riski alan kimdi? Doğal gaz fiyatı riskini aldılar. Kojenler o yüzden çalışmıyordu yıllardır. Çünkü doğal gaz fiyatı çıktı olmayacak yerlere. Enerjiyi devlet pek ucuz tuttu. O testten hiçbiri çalışmadı. Bu riskler var yani. Riskler bu. Riski aldı iş adamları. Yaptı. Kimi erken giren kazandı. Geç kalanlar battı. Yani bir şey yaptı. Aslında aynı dilden çalışıyoruz.
Öncelikle herkese merhaba. Kıraman Çelik'ten Ümit'ten. Şimdi hocamı dinledim, ona da katılıyorum. Bir taraftan sizi dinledim, size de katılıyorum ama burada aslında temeldeki problemin ne olduğunu sanayide çalışan bir mühendis olarak söyleyeyim. Bence sorun mühendislikle ilgili. Yani bizim Türkiye'de mühendislik kavramı farklı anlaşılıyor. Şu an konuştuğunuz her şey benim anladığım hep ticari. Yani ticaret nerede varsa oraya yöneliyoruz. Asıl problem burada bence. Özgür Bey'in dediği mesela garanti. Şimdi biz garantiyle ulaşacaksak zaten her şeyi mühendislik çözüyor. Yani örnek vereyim ben size. Çok yakında bir proje yaptık. Çok basit bir proje ama 2 yıl sürdü. Çünkü bir kanunun bize dayattığı bir mevzuat var. 2 yine enerji performansı aslında sözleşmesi bu da. Çünkü ben %20 kazanacağım diyorum. Kime yapıyorum bunu? Patronuma yapıyorum mühendis olarak. Onunla enerji performans sözleşmesi yapıyorum. Oturuyor, yatırım kararı alıyor ve para yapıyor. Şimdi aslında bunu mühendis olarak anlatabildikten sonra bence bu yatırım kararlarının çok rahat alınacağını düşünüyorum. Diğer taraftan biz EPS konusunda Kroman olarak birkaç yıllarda görüştük. Gelenlerin hepsinin ticari konuştuğunu söyleyeyim. Mühendislik anlamında hiçbir şey alamadık. Ve kendi içinde bir tane bu işi yapan bir kişi bulamadık. EVD firmalarıyla beraber geldiler hepsi. Şimdi EVD firmasına zaten ulaşabiliyorum ben. EPS ne oluyor o zaman? Yani doğrulayacak kişi EVD ise zaten bu işi ben yapabiliyorum. Param varsa. Asıl işte EPS'nin aslında içeriğinde kendi bünyesinde bu işi doğrulayacağını, kanıtlayacağını ve bunun içinde bir altyapısının olacağını söylemesi lazım ki hem mühendis olarak ben güvenim hem de firmamın sahibini, patronunu ikna edeyim. Şimdi dolayısıyla biz ticareti hep konuşuyoruz. Arkada kalıyor mühendislik. Asıl onu çözmemiz lazım. Biz güneş paneli mesela koyalım diyoruz. Bu çok basit aslında yanlış anlamazsanız eğer. Çünkü basit bir ürün koyduğunuz yerde zaten iş yapacak. Ama asıl problem atık ısı. Bizim fabrikamızda 85 megawatt saatte atık ısı var. Biz bununla ORC kurabileceğimiz, absorpsiyon çiller kurabileceğimiz firma bulamadık. Hepsi ticari yaklaştığı için. Sürekli isteniyor, bunları konuşuyoruz, bir sürü analizler yapıyoruz, onları detaylar ediyoruz ama sonuçta bir yerde konu kalıyor, proje atıl kalıyor ya da sacayanın biri olmuyor. Niye? Bunu yapacak firma yok. Dolayısıyla bence, yani yenilenebilir enerji kaynaklarına da hocama katılıyorum. Ben fuara gittim, fuarda sadece solar gördüm hocam. Midem bulandı, yanlış anlamayın ya. Yani solardan başka enerji yok mu ya? Yani Türkiye bu kadar mı hani vizyonu dar? Şimdi Enerji Bakanlığı'ndan beyefendi orada, siz hepiniz değerli insanlarsınız. Sizin gibi insanların bunun önüne geçip bence ya solar değil, soları konuşuyoruz geldiğimizden beri. Ya başka şeyler konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Mesela... Ya atık, şeyi söyleyeceğim şimdi, hakkımı yemedim. Atık hız konusunda dünyanın en iyi firmalarından birisi Türk firması. Hocam konusunda bize geldi, ben size söyleyeyim, geldiler. Siemens'le beraber geldiler. Aynen, Çimento'da dünyada söz sahibi oldular. Yani şu an herkesle iş yapıyorlar. En zor firmalarda. Hocam bize ulaşamıyoruz ama ya da biz ulaşamıyoruz. Bir sorun var. Yani sadece bizde değil bu arada. Demir çelik sektöründe çoğu yerde atık ısı var yani. Bu atık ısını kullanarak daha ekonomik çözümler üretilebilir. Asıl problem yani yenilenebilir enerji deyince hep bir sınırlama getiriliyor. Bunu devlet de yapıyor biraz. Yani solar enerji kuranların da sonunu görüyoruz. Biz de bunu düşünen firmalardan biriz ama sonunu gördük yani kullandırmadıkları yerler var yani. Bir sürü güneş enerji santrali kurulmuş ama bir sınırlama getirmiş. Yani dolayısıyla burada asıl problem herkesi... O yanlışlıkla düzelttiğim ticaretine sınırlama getirdi. Olabilir öz hocam. Öz tüketimine değil. Fuarda yani konuşulanları söylüyorum. Yanlış yönlendim benim arkadaşları. Tamam. Güneşte hiçbir sıkıntı yok. Tükettiğini üretmekte hiçbir sıkıntı yok. Eskiden bir tüketirken 5 satabiliyordu. Ona şimdi bir tüketiyorsan 2 satmasını geldi. Başka bir şey gelmiyor. Hocam yine ticarete gittik. Satmak istemiyorum ben, kullanmak istiyorum. Tamam, yani... Kullanmada hiçbir sıkıntı yok. Yani kullanmak istiyorum. Çok özür dileyerek sorumu sorayım. Şimdi bu EPS modeliyle ilgili gelecekte sizin düşünceniz nedir? Yani bunun olabilirliğiyle ilgili bir planlama var mı? Yani, kime sorduğunuzda? Ben Özgür Bey'e soruyorum. Bir de hanımefendi ismini göremiyorum.
Evet, o hanımefendiye soruyorum. Bu, gelecekte bunun olabildiği ile ilgili bir fikriniz var mı? Ya da bunun bir model olarak değiştirmeye fikriniz var mı? Ve firmalara bununla ilgili bir satış pazarlama ağınız var mı? Yani sadece model anlatmak değil, uygulamakla ilgili de mühendislik tarafında da var mı planınız? Onu soracağım. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, herkese de özür dilerim. Uzattım biraz. Teşekkür ederim. Yapılması gerekiyor. Karşı taraftaki firmanın da kendi garantiye alması gerekiyor. EVD firmasının da bu EVS'yi yapacak firmanın da daha doğrusu kendi garantiye alması gerekiyor. O normal garantileri yakalayıp doğru noktaya vardıktan sonra tabii ki yapılacaktı. Ama biraz zamana ihtiyacı olduğuna inanıyorum ben Türkiye için. Ben bazı sektörler hariç yapabileceğine inanmıyorum şu an mevzuat sağlıklı. O da ne gibi sektörler? Yani mesela sınav atkısı tarafında çok regüler işler var. Yani çimento güzel örnek. Adamın 350 derece 7-24 döner fırından sıcak hava çıkıyor. Ona proje yapabiliyorsunuz. Neden? Yapacağınız parayı harcama belli. Oradan üreteceğiniz atkısına enerji belli. Onları bankada finansman bulur, girer. Ama onun dışındaki projelerde bu riskleri bertaraf edecek her taraftaki yani çünkü orada 6-7 tane risk yok noktası var. Onların riskleri bertaraf edecek maalesef Türkiye'nin yapıları yok. Bu süper eskolar, alan eskolar, sigortalar maalesef onlar Türkiye'de yok. O yüzden çok bariz, keşke o belli olacak projeler dışında çok zor. Teşekkürler. Mikrofonu öne alabilirsiniz. Kendiniz tanıyın arkadaşlar. Adım Cüneyt Kavaklı. Teşekkür ediyorum öncelikle bütün verdiğiniz bilgiler için. Ben Özgür Bey'le Arif Bey'e sormak istiyorum. Arif Bey'in değerlendirmesini merak ediyorum. Özgür Bey'e de bu konuda firmasının bir iş yapmadığını. Kasım ayı itibariyle yenilenebilir enerji mevzuatında değişiklikler oldu. Az önce sizin cevap verirken değindiğiniz gibi firmalara öz tüketimleri için ESCO modeli kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak bağlantı müşterinin iki katına kadar yenilenebilir enerji santrali kurmaları olasılığının yolu açıldı. Bu kapsamda da ESCO modeliyle bu işler Türkiye'de dış bir finansman çözümüyle yapılabilir mi? Yapılmasının önünde ne engel var? Aldo Enerji böyle bir işi yapabiliyor mu? Bu kapsamda teklif verebiliyorum. Teşekkür ederim. Bununla ilgili hiçbir engel yok. Onu söyleyeyim ilk başta. 5-1H kapsamında yapılan projeler bunlar. Dediğim gibi tüketiminizin iki katına kadar yenilenebilir enerji yatırımı yapabilirsiniz. Rüzgar, güneş veya diğer yenilenebilir enerji yatırımlarını. Ve ürettiğiniz elektriğin birini kullanıp birini satabilirsiniz. Üzerine çıkarsanız şebekeye bedava veriyorsunuz. Ama tükettiğiniz kadar yani senede mesela 10 milyon kilowatt tüketiyorsa 10 milyon 20 üretip 10 satıp 10 tüketebiliyorsun. O ürettiğinizi açar mısınız? Saatlik çünkü. Yok saatlik mahsup değil, aylık mahsup bunlar. Yıllık bazda bakılıyor. Enerji saatlik alınıyor. Mahsuplar 5 liraçta aylık yapılıyor. Yıllık da tüketime bakılıyor. Yani yok oluyor. Aynı bölgede şöyle, aynı bölgede şu an 1.7'yi beklemeden yatırım yaparsanız aynı dağıtım bölgesinde dediğiniz saatlik mahsup çalışıyor. Ayrı bölgelerde yapmak isterseniz 1 Temmuz'u beklemeniz gerekiyor. Bu bakanlık elektrik dağıtım AŞ yazılım altyapısını tamamlamadığı için bir şey attılar, Temmuz'u attılar. O farklı dağıtım bölgelerindeki mahsup imkanını. Dolayısıyla o imkan var. Dediğim gibi bir tüketip, iki üretip birini satabilirsiniz. Bunun için de VPC sözleşmesi biz teklif veriyoruz ama yani orada da işin mantığı tutmuyor şu an. Neden? Çünkü 3-3,5 yılda dönüyor yeni dağıtım ücretleriyle. Bu arttı biliyorsunuz, %200 zam yaptı bakanlık. Ondan önce de 2-2,5 senede dönüyordu.
Ama hem enerji hem dağıtım ve diğer belirsizlikler yüzünden biz 10 yıllar veriyoruz, 11-12 yıllar teklifler veriyoruz. Yatırımcı ortada kalıyor. Yani çünkü kendi parasıyla yapsa, kredi çekse 3,5 seneden önce, başkasının parasıyla bu yatırım yapsa karşı taraf 10 yıl diyor. O zaman ne oluyor? Hiç kredi imkanı olmayan, nakit imkanı olmayan, yatırım gücü olmayan firma bunu yapmak istiyor. Bu sefer de enerji ve firması ve banka da ona yapmak istemiyor. Biraz aşağıdaki isim fark eden, 10 yıla neden uzuyordu iş? 10 yıla neden uzuyordu? Hemen size şey anlatayım. Şöyle anlatayım hemen. Çok basit hesap var orada. Ukrayna nedeniyle enerji fiyatları çok arttı. Şu an 4 liralar, 4 kuruşlarda diyelim. Dağıtım bedeli 1.40'a çıktı. Arada 2.60 enerji bedeli var, kalıyor firmaya. Eğer enerji fiyatı savaş biter de düşerse, o zaman enerjinin satışından hiçbir gelir elde edemez hale gelir bu işi yapan adam. Yani o zaman... O zaman işte 10 yıl hemen çıkar. Dolar olarak vereceğiniz fiyatı... Dolarla alakası yok. Yani TL olarak orada baktığınızda... Riskin sigortası değil ya. Mesela 4 liraya elektrik alıyorsun. Çifte dağıtım bedeli ödeniyor 5 branşlarda. Biliyor musun? Biliyorum, evet. Çifte dağıtım bedeli ödendiği için 68 kuruş olan dağıtım bedeli çarpı 2 oluyor. 140'a çıkıyor. 400'den 140'a düşersen enerji fiyatı 260'a düşüyor. Enerji fiyatı 100-200 kuruş geri gelirse oradaki kar 60 kuruşa düşer. 60 kuruşa düştüğü zaman da geri dönüş 11-12 yıla çıkar. Bu riski almak istemediği için EPS yapacak firmalar 10 yıl diyor. Yoksa enerji fiyatı böyle gitse, dağıtım fiyatı böyle gitse zaten 3,5 sene kadar amorti ediyorum yatırımı. Yani Türkiye burası, o riski alamıyor firmalar yani. Peki siz 10 yıl veriyorsunuz, teklif kabul görmüyor yani. Kabul gör, şöyle oluyor, orada da şu oluyor. Şimdi böyle uzun vadeli bir sözleşmeye girebilmek için bu işlemi yaptığınız firmanın 10 yıl yaşayacak bir firma olması lazım. Yani anlatabiliyor muyum? Bu 10 yıl yaşama ihtimali neden düşüyor? Çünkü parası olmayan, limiti olmayan firma bu yola gidiyor. Ve o firmanın da ben 10 yıllık, önümüzdeki 10 yıl yaşayamayacağının garantisini göremediğim için bu sefer ben yapmak istemiyorum. Yalnız şöyle bir şey var, iki tane kurduğum var. Biri Galatasaray stadında 10 yıllık EPS yapıldı. Tabii Galatasaray bir hani sonuçta köklü bir şey. Şu anda çalışıyor. İki tane benzer şey, kamuda iki tane belediyede yapıldı. 10 yıllık anlaşmayla PV kuruldu. 10 yıllık işte %10, %4 indirimde elektrik vererek 10 yıl sonra devretmek üzere. Bir işte hızlı geçtim onu. Geçen ay belli oldu. 11. Bölge Karayolları Van'da EPS yapıldı ve 14 yıl geri dönüş süresi toplam 277 milyonluk bir sözleşme yapıldı. 5 megawatt. 5 megawatt için 14 yıl işletecek A firması alan sözleşmeyi imzalayan 14 yıldaki gelirinden bir kısmını karayollarına verecek ama ne kadarını vereceğini bir türlü öğrenemiyoruz. Ama 14 yıl ve 277 milyonluk bir kontrat imzaladı daha geçen. Yani yapılabiliyor, süreler uzuyor. 10 yıl ve 14 yıl arasında şu anda yapılan örnekler var. Şu anda yapılacak olanlar da var. Birkaç tane daha hazır var. O civar. Çok teşekkür ediyoruz. Son soru. Bir şey daha söyleyeyim. Yani şimdi arkadaşlarımız olur, mühendis olduğu için biraz finansal olarak da şey yapayım. Bir firma eğer kredi buluyorsa, nakit buluyorsa veya limiti varsa ikna edin patronlarınızı kredi yapmaya. Çünkü büyük ihtimal 3 senede geri dönecek. Sorun finansman var. İşte ha, yani orada onu diyeceğim. Ama orada şuna bakması lazım patronun da. Şimdi ben hani hem işletmeciyim, finansçı gözüyle burada yorum yapıyorum. Şimdi ben demir çelikçiyim. İşletme sermayem çok önemli. Neden burada alıyorum? Hemen alıyorum, 3 ayda satıyorum. %5 nakitim varsa, %5 ucuz alsam, 4 lira çevirsem %20 kazanırım, değil mi? Hani patron mantığı böyle çalışıyor. Eğer böyle bir işte değilsen, güneşli yap. Böyle bir işteysen yaptıramazsın zaten patron. Çünkü o elindeki parayla sürekli
ucuzan madde, peşinen madde alma peşinde koşacaktır. Ama bunu kendi firmalarınız için değerlendirin. Gidip de gayrimenkul sektöründe iş yapan bir firmaysa, projelerin 3-4 yıl sürüyorsa hemen güneş yapıyor. Yani o, yani şeyin, bizim mühendislerin patronları anlamamasının sebebi sermayeyi çevirme hızıdır yani. Sermaye çevirme hızını biz ne kadar hızlandırabilirsek patronlarımızın, o kadar sevilen çalışan oluruz yani. Patron neyi sever? Para koymadan para kazanmayı sever. Yani bunları göstermemiz lazım. Yani. İşte aynen, aynen. Yani bunları, yani bu sefer çok kredibil bir demir çelikçiye de eskoyla iş yaptırabilirsin. Patron dersin ki, sen paranı buraya koyma, sen git demir çelik ticaret yap, sen zaten oradan %30-40 senede kazanıyorsun. Ama bak sana ben para koymadan enerji ürettireceğim, enerji maliyetim işte 10 sene sonra sıfırlanacak, 10 sene boyunca da %20 diskonto enerji alacağım. Yani bu şekilde yaklaşırsanız bunun satışını mı koyabilirsiniz yani? Benim patronumuz da buna ikna var. Ve 10 yıldan daha uzun yaşayacak bir garantisi var. Varsın ama. Sen görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Son sorumuzu alalım. Oğuz Bey ve Arif Bey'e sormak istiyorum. Kendinizi tanıtırsanız çok mutlu oluruz. Taylan Sındır'ın Buca Belediyesi'nden geliyorum. Kurum içi ve kurum dışı veriye ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu, bilginin veri kaynağının yetersizliğiyle tıkandığı, farazi rakamlarla gerçekçi olmayan iklim eylem planları hazırlandığı bir dönemdeyiz. Bütün bu teknik konuşmaları tıkayan veri kaynaksızlığı nasıl aşılacak? Tecrübeleriniz veya öngörüleriniz varsa dinlemek isterim. Bilgiler konusunda ben de şimdi konuda yeni olduğum için aşırı bilgim yok ama tecrübeyle geçmişte aktarılarak gelmesi lazım bu bilgilerin doğruluğunda. İlerleyen süreçte inşallah olacaktır diye düşünüyorum ben de. Çok yorum yapamıyorum yani bu konuda şu anda. Mesela İngilizler 19. 18. yüzyıldan bu yana atlarını soylarını tutuyor. Biz 10 yıl önceki elektrik faturamıza ulaşamıyoruz. Evet, ne yazık ki öyle bir sıkıntı bizde var yani. Türkiye'de genel olarak öyle bir sıkıntı var. Yani genel olarak bilinçlenmek lazım bu konuda. Yani herhalde eğitimli mi olur bu iş? Herhalde eğitimli mi olur yani? Yani baştan beri. Eğitimli şart diyorsun yani. Ben de şöyle, şimdi geçmişte hani bunlar şöyle oldu, biz Türkler bunu beceremiyoruz'dan çıkmamız lazım. Artık yapmamışız. Bundan sonra yarın işte bu 50.001 enerji yönetim sistemi, işte enerji izleme sistemi kurarsak ancak o zaman biz bu gerçekçi uygulama ve uygulama sonrası ölçüde doğrulama gerçekten neyi sağladık, neyi sağlayamadığımız ancak öyle göreceğiz. Onun için bir an önce yarın Buca Belediyesi'ne gidip bunu hemen 50.001 işte enerji izleme sistemi yapması için uğraşmanız lazım. Başka da konuşarak, yani ben 20 yıldır konuşuyorum, aynı şeyleri konuşuyorum. 20 yıldır aynı yerdeyiz. Yapmamız lazım. Yarın yapmamız lazım. O kadar net yani ve bunu senin yapman lazım. Bir mühendis olarak buraya gelip bu saate kadar dinlediğin bir kişi olarak taşın altına elini koyacaksın, kavga edeceksin, yapacaksın. Başka da şansımız yok. İşte kumaş bu, Türkiye bu, insanlar bu, mühendislerimiz bu, idarecilerimiz o. Yani bunu konuşmak yerine yapmak lazım. Ben oraya geldim. Yapalım. Yarın yapalım. Nasıl yapacaksak yapalım. Bir ufak sorudan sorayım. Bir de yine Özgür Bey ile Oğuz Bey'i sormak istiyorum. Elektrikli araç konuşuyoruz. Bu bana çok mantıklı gelmiyor çünkü dünyadaki bütün araçların şu anda elektrikli araç olması için yeterli lityum yok dünyada. Böyle bir kaynak olmamasına rağmen hala elektrikli araba konuşuyor olmamız, yani bu kadar sürdürülemeyen bir kaynağın üzerinde konuşuyor olmamız bana çok gerçekçi gelmiyor. Siz hala Türkiye'nin bu yatırıma ve 2023 yılında yeni giriyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Valla bu süreçte bildiğim kadarıyla batarya teknolojisinin gelişmesi öngörülüyor. Buna da biraz güven geliyor. Zaten Türkiye'de muhtemelen yani çok hızlı bir şekilde olmayacak elektrikli araçlar geçiş. Batarya teknolojisi gelişince de çok sorun olacağını ben düşünmüyorum yani. Yani o sadece bir türlü bataryalar yok bu arada. Şu an yani şöyle örnek vereyim, ben net örnek olsun.
kettle kıyması bir sene önce kilogram başına 110 watt kilogram 110 watt kilogramlık şey yaparken, batarya yaparken, şu an yaptığı batarya 250 watt kilogram. Yani 1,5 sene içinde 2,5 kat verimliliğini arttırdı bataryayı, %250. Yani ağırlığını da 2,5 kilodan 1 kiloya düşürdü. Aynı anda 700, biz yıllarca teklif alıyoruz. 700 bin dolar alırken megawatt başına depolama batarya teklifi, şu an içinden 320 bin dolara teklif geliyor. Yani bu hepimizin yaşadığı şeyleri yaşıyoruz. Hem güneşte de aynı şey yaşadık. Ben işte 2013'te başladığımda 1 milyon 300 bin dolara, euroya kuruyordu şeyler. Bir ara 400 bin dolara düştü bir megawatt santrallerden. Yani bu, buradaki baş döndürücü bir gelişme var. O yüzden yani şu örneği de vereyim. Volkswagen geçen yatırım planlarını açıkladı. Avrupa'ya 6 tane 40 gigawattlık batarya fabrikası kuracağını söyledi. Yani 2,5 milyon arabayı, ben kabaca bir 100 kilowattan bölersek, 2,5 milyon arabayı elektrikliğe çevirecek Volkswagen. Yani şu an Passat'ı durdurdu. Elektrikli arabalara yer açmak için. Yani bu çok önlenemez bir gidişat. Ben öyle bir tüm YouTube falan filan bu işi durdurabileceğini zannetmiyorum. Yani. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hepinize katılmanız için. Ben sadece genç arkadaşıma Adil Bey'in söylediği konudaki kendi kişisel tecrübemi anlatmak istiyorum. Biz 2014 yılında Yaşar Üniversitesi'ne 51 enerji verimliliği sertifikası almak üzere yola çıkalım diye karar verdik. Daha doğrusu buraları özel sektör direkleri yapılabilir, biz de yapacağız diye yola düştük. 2001 yılında kurulan üniversitenin elektrik faturalarını nerede bulacağımız için 1,5 aya taştı. En son muhasebeye çıktı. Bu da gittiği için muhasebenin dosyaların içine gidiyormuş. Yani bir yerden başladığınızda, yarın sabah ilk oturumda ben burada yaptığımız bir bak projesini sizlerle paylaşacağım. Sınıflardaki karbondioksit oranları, camların açıklıkları, cam oranları, ısıtmaların limitleri, bunlarla ilgili çok güzel yayınlar yaptığımız bir noktaya geldik. Bir yerden başlamanız ve devamını getirmemiz gerekiyor. Bu iş böyle ilerleyecek. Sizlere bu saate kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza bu güzel, keyifli bilgileri bizlerle paylaştıkları, bizlere yeri ulaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Ben izninizle katılımcılarımıza birer sertifika, burada gösterdikleri gayretten dolayı birer sertifika vermek istiyorum. Ben Sener Hocam, o zaman toplanıp çıkarken. Hadi baba.